Efendim mutlu akşamlar. Özel bir yayınla bu akşam karşınızdayız. Gündem Özel'de yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Hemen şöyle bir programımızı anlatayım efendim. Sosyal medyada tanıtımlarımızı yayınladık. İlla ki takip edenler biliyorlar konuyu ama ben bir kere daha üzerinden geçeyim. Sayın Bakan'ın da tam açıklamasının sonrasında taze taze yeni gelişmeler var. Bunları da konuşacağız. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ve beraberinde de tabii uzmanlarımız var. Şöyle hepsini ben teker teker anlatayım efendim. Programımızda konuşacağız çünkü sonrasında konuklarımıza döneceğiz teker teker. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur. Psikiyatr, doktor öğretim üyesi Deniz Özturan ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Celali Kurt. Ordu Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele ile alakalı kriz masasının hekimi doktor Faik Ayık bu akşam stüdyomuzda. Tabii türlü türlü yansımalarını, etkilerini şu andaki mevcut durumla beraber konuşacağız. Bu konuda nereye gidiyoruz? Mevcut durum, hasta tablosu, bundan sonrasında beklenen acaba bir paniğe gerek var mıydı yoksa bunların hepsi beklenen tablo muydu? Hepsini konuşacağız efendim birçok yönüyle beraber. Bir de bu işin tabii insanları tedirgin eden boyutuyla beraber beraberinde bundan sonrasında olacaklar ya da öngörüler kıymetli. Belki çok yeni bir virüsle alakalı konuşuyoruz ve bu konuda da tahminlerle öngörülerle ilerliyoruz. Geçirmiş ya da bizden daha farklı tecrübeleri olan ülkelerin yaşadıklarıyla beraber bir de psikolojik boyutu var pek tabii. Hem sağlık çalışanları hem de bu sosyal izolasyonun sağlanmasındaki durumla alakalı detaylıca konuşacağız. Sözü fazla uzatmayayım. Sosyal medyadan canlı yayındayız. Bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Hepiniz hoş geldiniz teker teker. Açıklamayı birlikte dinledik. Tabii nasılsınız diyeceğim. Hepimiz daha iyi olmak istiyoruz mutlaka. Hakan Hocam sizle başlayalım istiyorum. Az önce açıklamayı dediğim gibi beraber izledik. Sayın Bakan açıkladı. Dedi ki ileri tedbirlere ihtiyaç var. Tabii bu akşam aynı zamanda bugün bilim kurulu da olağanüstü toplandı. Devamda da Sayın Bakan'dan bir açıklama geldi. Kısıtlama önerilerini Sayın Cumhurbaşkanı iletti. Kendisi değerlendirecek dedi. Hem mevcut durumu biraz konuşalım. Hasta tablosunu neler söylersiniz? Şimdi öncelikle ekran başındaki bizi izleyen izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Biz de sizin zikrettiğiniz gibi Bakan Bey'in konuşmalarını dinledik. Her gün rakamları merak ediyoruz. İşte yeni vaka sayılarını merak ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızı merak ediyoruz. Ve salgını Türkiye'deki herkes ekranları başında takip ediyor. Baştan beri bu hastalık Türkiye'ye girdiğinden beri hepimizin, bütün sağlık çalışanlarının ortak önerisi şuydu: izolasyon, izolasyon, izolasyon. Şimdi pandemi tecrübesi çok fazla olmuyor hem ülkelerin, dünyanın. Yaklaşık 20 sene, 30 senede bir pandemiler geliyor ve 100 senede de büyük, geniş çaplı, bütün kıtaları etkileyen pandemiler oluyor. O yüzden bu yaşadığımız süreç olağanüstü bir süreç. Olağanüstü bir, zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak, dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ve bu salgını, bu hastalığı engellemenin en önemli yolunun baştan beri kişilerin izolasyonu olduğundan bahsettik. Çünkü Bakan Bey'in dediği gibi hiçbir doktor, hiçbir sağlık kurumu bir vatandaşımızı hastalığın bulaşmasını engelleyemez. Böyle bir şey mümkün değil. Bütün vatandaşlarımız kendi önlemlerini kendileri almak zorundalar. Ve bulaşıcı hastalıklarda özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasında bu temas veya sosyal mobilizasyon dediğimiz sosyal hareketlilik, kalabalık ortamlar çok önemli yer işgal ediyor. O yüzden izolasyonun önemini bir kez daha belirterek ben cümleme ve sözlerime başlamak istedim. Yeni vakalarımız, vaka sayılarımız işte 5698 vakamız var, 92 vefat şu an itibariyle ve beri taraftan da iyileşen hastalarımız var. Bu da önemli. Çünkü vakaların işte 14 günü geçti. 14 günden sonra iyileşen vakaları görmek, bu vakaların artışının, logaritmik artışının olduğunu görmek ve bunların bulaştırıcılıkta artık bize risk oluşturmadığını görmek iyi bir şey. Bu bakımdan ben izolasyonu önemsiyorum. Ordumuzda durum nasıl? Ordu genelini konuşmak gerekirse. Şimdi orduda bu hastaların hem hastaneye yatışları, hem tanı konması, hem de tedavi konması, tedavi yapılması gerçekleştiriliyor orduda, sağlık kuruluşlarında. Bizim
Ordu genelinde nitelikli yatak, nitelikli oda, yoğun bakım yatağı ve özellikle solunum cihazı ile ilgili herhangi bir sıkıntımızın olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyorum. Salgın şu anda kontrolümüz altında. Vakalarımızın filyasyon dediğimiz temaslı takipleri, bunların geriye dönük araştırmaları, bunların tamamını İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde halk sağlığı ve biz hastaneler olarak yapıyoruz. Temasları takip ediyoruz. Yeni vakalar tabii ki konacak. Bunların hastane takipleri tabii ki yapılacak. Bunları biz İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ordu'da yapıyoruz. Ta bu hastalık ilk Türkiye'ye girmezden önce biz İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde pandemi planlarımızı yaptık. Vaka sayılarını tartıştık. Bu vakaların nasıl takip edileceğini, nerelerde yatacağını ve yoğun bakım ihtiyacı olduğunda yoğun bakım yataklarının değerlendirilmesi, bunların tamamını konuştuk. Bu pandemi planı çerçevesinde yol alıyoruz. Şu anda salgın Ordu'da kontrol altında. Bütün sağlık personeli olarak bunu biz hastalıkların tanısını ve tedavisini yapıyoruz. Herhangi şu anda toplumda panik yaratacak ya da kaygıya düşürecek bir durum yok. Hastane içerisinde sağlık profesyonellerinin, sağlık çalışanlarının sarf malzeme dediğimiz maske, dezenfektan, N95 dediğimiz özel filtreli maske ya da herhangi bir sağlık malzemesinin ihtiyacı söz konusu değil. Bütün malzemelerimiz hastanelerimizde mevcut. Herhangi bir eksik malzememiz şu an itibariyle bulunmamaktadır. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan vatandaşlarımıza gerekli bütün sağlık faaliyetleri yürütülüyor efendim. Evet. Şimdi bu konu önemli. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları. Varsa hastanelerdeki durum. Siz zaten bunun hani şu anda kontrol altında olduğunu söylediniz. Hatta rejideki arkadaşlardan rica ederim. Komisyon başkanımız eğer uygunsa bununla alakalı bir telefon bağlantısı da gerçekleştirmek isteriz. Bu süre zarfında sık sık açıklamalarda bulundu. Bize de canlı bağlantı yoluyla ana haber bültenlerimize katıldı. Şimdi tabii burada malzeme ihtiyacı yönünden bu konu kıymetli. İzolasyondan bahsettiniz ki biz bunu çok fazla önemsiyoruz. Başından bu yana tüm uzmanların da söylediği bu yöndeydi. Ama maalesef bir tarafta hani fazla hassasiyet gösteren var, bir tarafta yok. Bir de risk grupları var bu hastalığın. Belki Celal Hocam'la biraz daha detaylı konuşacağız bu konuyu. Bize sosyal medya, belki şimdi iletişim çağında olmak şu anda bir pandemi zamanında belki çok kıymetli. Hani yakınlarımızla bu süre zarfında belki bu yolla kavuştuk birbirimize. Ama bir taraftan da bir bilgi kirliliği de maalesef ortaya çıkarmış durumda. Ona da bir bakacağız. Çünkü birçok şey işte bu iyi geliyor, bu yararlı. Henüz ilacı ve aşısı olmayan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Maalesef bir hastalıktan bahsediyoruz. Biraz onlara da bakalım istiyorum ben. Celal Hocam neler dersiniz? Bu süre zarfında birçok şey duyduk. Bir üst solunum yolu enfeksiyonundan bahsediyoruz. Hayatımıza yeni girdi. Ve belki bazı öngörülerle ilerlenmeye çalışılıyor bu hastalıkta. Bunu biraz konuşalım. Hem risk gruplarını hatırlatalım. Burada tabii yaşlarla alakalı, 65 yaş üstüyle alakalı bir kısıtlama var. Ancak siz neler söylersiniz? Siz buyurun, ben devamında birkaç şey soracağım. Risk gruplarından girecek olursak, bulaşma açısından risk grubu ve risk grubu olmayan diye bir grup yok. Aslında. Yani bu bence yanlış anlaşılan bir şey. Yani insanlarımız, ben gencim, bu bana bulaşmaz, ben risk grubunda değilim, ben kafama göre takılayım şeyinde olmasınlar sakın. Risk grubu şu demek, hastalık bulaştıktan sonra ağır seyretme riski olan grup. Ölüme neden olabilme ihtimali diğerlerinden daha yüksek olan grup. Bu risk grubu ama hastalığın bulaşması, yani işte hafif seyirli geçirilmesi, diğer insanlara taşınması, risk gruplarına ulaştırılması açısından risksiz bir grup yok. Yani bunu bilmek lazım. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu mu bu? Artık hayır diyeceğiz. Neden hocam? Koronavirüs önceden bir üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerden biriydi. Söylüyorum, biz bir hastada işte grip olmayan, işte genel soğuk algınlığı
başlığı altında saydığımız etkenlerden biri olan virüslü koronavirüs, işte nezle benzeri hafif hastalık, ayakta geçirilen, yüksek ateş yapmayan, hafif boğaz ağrısı, hafif kırgınlık, hafif burun akıntısıyla seyreden bir hastalık grubuydu bu. Bunu birkaç virüs yapıyor diyelim işte. Onlardan bir tanesi de koronavirüstü. Koronavirüs ta ki 2002 yılında ilk değişimini yaşayıp SARS olana kadar. SARS olduğu zaman baktılar ki bu da bir koronavirüs ama bizim her zamanki bildiğimiz koronavirüslerden bir tanesi değil bu koronavirüs. Ve insanları öldürüyor. Yani bu virüslerde genetik mutasyonlar olabiliyor. Genetik yapısını değiştiriyor. İşte antijenik yapısını değiştiriyor. Yani kimliğini, kılıfını değiştirerek, kılık değiştirerek, yani halk şeyden söylersem, yeni bir görünüme bürünüyor ve güvenlik güçlerinden kaçabiliyor. Ama bu arada yeni özellikler de kazanabiliyor. Mesela daha bulaştırıcı hale gelebiliyor. Alt solunum yolu enfeksiyonları yapabilme özelliği kazanabiliyor. İşte mortalite, ölüme neden olabilme riski artık gündeme gelebiliyor. 2002 yılında ilk defa SARS olduğu zaman koronavirüs, bunu yaşadık. SARS daha öldürücü bir orandaydı ama bu kadar yayılmadı. Onu hemen çarçabuk izole edip belli bir dünyanın belli bir bölgesinde diğer kıtalara yayılmasını engelleyerek durduruldu. Kendi de söndü gitti, kayboldu. Bir 10 yıl daha geçti, bu sefer MERS. Evet. Koronavirüsten yeni bir atak daha yaşadık. Bu daha da öldürücü. %35-40'lara varan bir mortalite oranıyla, yani her bulaştığı 100 kişiden 35-40 tanesini öldüren bir hastalık oldu MERS. Ama MERS'in bir güzel tarafı vardı. Bulaşıcılığı bir kişiden bir kişiye yayılabilme özelliği çok daha azdı. O yüzden toplam bütün dünyada böyle 2000-2500-2600 kişi ile sınırlanıp ama bunların 800 yaklaşık kişisini öldürdü. Şimdi bu son 3 aydan beri yaşadığımız koronavirüsün aslında son 20 yıldaki 3. salgını. Ama ne yazık ki bizim yıllardır alışık olduğumuz koronavirüsün üst solunum yolu enfeksiyonu yapması şeklinde değil. Şu an bir kısmı halen yine o şekilde de hafif seyirli zatürre yapmadan veya hafif zatürreyle de seyredebiliyor ama ne yazık ki özellikle bahsettiğiniz o risk grubu dediğimiz belli bir kesimde ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları, ciddi zatürre, bizim pnömoni dediğimiz halk arasında yapabilme riskiyle beraber geri döndü. Risk grupları kimdir diyecek olursak, tek kelimeyle yaşlılarımız. Yaşlılarımız ister istemez diğer ek kronik hastalıklara da sahipler. Yani bu koronavirüsten önce de biz 30 yaşındaki insan popülasyonunu alsaydık, onlardaki yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kanser gibi kronik hastalıklara baksaydık ve 65 yaş üstündekileri alıp baksaydık, yine onlarda yüksek çıkacaktı. Ama şu da var, 65 yaş üstünde bile olsa hiçbir kronik hastalığı olmayan bir sürü vatandaşımız da var. Onlar da kronik hastalığı olanlara göre daha iyi seyrediyor. Yani yaş ileri bu bir risk oluşturuyor ama hem yaş ileri hem de beraberinde kronik hastalıkları varsa o zaman ciddi seyretme, evet, zatürreye neden olabilme, solunum yetersizliği yapabilme, diğer organ yetersizlikleri, böbrek yetersizliği gibi yapabilme ve öldürebilme riski artıyor. Maalesef. Şimdi bununla alakalı konuşmaya devam edeceğiz hocam. Size yine soracaklarım var. Şimdi bir taraftan sosyal izolasyon. Sayın Bakan bunu her açıklamasında herkes kendi izolesini sağlasın. Hatta bir önceki açıklamada mümkünse ayrı odalarda şeklinde söylemişti. Evet, bunu evlere gittikten sonra yapıyoruz. Belki bir kısım tamamen yapıyor ama biz
ciddi bir nüfusla çalışmaya devam ediyor. Açık iş yerleri var. Bir taraftan hayat devam ediyor. Zaten ülkemizde bir sokağa çıkma yasağı yok. Sadece belli bir yaş grubuna kısıtlama var. Faik Hocam, bunu sizinle ayrıca konuşacağım ama telefon bağlantımız hazırmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Operatör Doktor Şener Yedi Yıldız şu anda telefon konuğumuz. Hemen hızlıca kendisine sorumuzu yöneltelim. Ardından tabii yine konuklarımıza devam edeceğiz. Sayın Yedi Yıldız, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Oradaki şu an arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Şu an uzmanlarımız burada. Tabii farklı farklı yönleriyle konuşacağız koronavirüs ve mevcut durumu. Hastanelerin durumu, oradaki tablo, bu virüsün şu andaki durumu ve gidişatıyla alakalı konuştuk. Tabii hem malzeme ihtiyacı var mıdır hastanelerde? Sadece burada işte maskeden, belki tulumdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda cihazlardan da bahsediyoruz Sayın Yedi Yıldız. Siz neler söylersiniz? Buyurun. Şimdi ben önce bütün Türkiye'ye geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah bunu böyle geçireceğiz. Biz güçlü bir milletiz. Bu saldırıyı da inşallah savaştıracağız, ona inanıyorum. Ama bize düşen şu bir... Yani önce kendimize düşeni yapmamız lazım. Ben şuna inanıyorum. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklar ve birimler olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve yapmaktadır. Bundan sonra da yapacaktır. Ama fertlerin de üzerine düşenler fazlasıyla vardır bu savaşta. Çünkü çok basit bazı tedbirlerle biz bu virüsü savuşturabiliyoruz. Onun için o basit tedbirlere başvurmamız lazım. Yani evden çıkmamamız lazım. Benim gibi böyle 65 yaşını geçmişte evden çıkmayacak. İşte veya çıkıyorsak sosyal mesafemizi koruyacağız. Ve mutlaka bir şekilde evden çıktık, geri geldik, bilmem ne ettik. Evet, gerek tedbirlerimizi alacağız ve elimizi yıkayacağız. Onun için 3 tane ana unsur var. Evden çıkmayacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız ve elimizi yıkayacağız. Bunlara dikkat etsek olması gerekenden herhalde daha da az, daha yarısından daha da az vakalar ortaya çıkar ve biz çok ucuz bu işi atlatırız diye düşünüyorum. Ha şimdi tabii ki bu saatten sonra devletin yapacağı şey tedavide ne yapabilirim, nasıl daha iyi tedavi şekillerini yapabilirim, yeterli olabilir mi, onlara bakması gerekiyor. Hiçbir devlette bu tür hızlı saldırılarda yedek alet bulunmaz. Yani 10 bin tane vaka gelirse ben işte 100 tane aletim var, 9 bin tane şuraya koyayım, onlar gelirse onları kullanırım diye öyle bir şey yok, öyle bir kural da yok. Tabii ki çok hızlı vakalar birikirse, şey yaparsa bu tür şeylerde sıkıntı çekebiliriz ama şu anda şu haliyle ben ona inanıyorum. Tabii ki orduyu bilmiyorum, orduyu oradaki hocalarım biliyor, sıkıntı çekeceğimize inanmıyorum. Zaten hem Sanayi Bakanlığımız, hem Sağlık Bakanlığımız, hem diğer kurumlarımız olası bir sıkıntı anında tedbirli olmadığına şu anda çalışmalara başladılar. İnşallah onlar çalışmalarını yürütürken biz onlara ihtiyaç kalmadan atlatırız diye inanıyorum. Bir, üzerimize düşeni yapacağız. İki, gereğini yaptıktan sonra paniklemeyeceğiz, tedbirli olacağız, paniklemeyeceğiz ve ondan sonrasında Allah'a bırakacağız. Evet. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Sayın Timur da burada. Şu an tablo gayet kontrol altında. Hastanelerde de iyi durumdayız dedi kendisi. İnşallah sonra tabii... Ordudan iyi sesler geliyor zaten. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yedi Yıldız. İyi akşamlar diliyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Şimdi Sayın Hocam, Faik Hocam, size devam edelim. Az önce sorum yarım kalmıştı. Telefonda konumuzu bekletmeyelim diye. Bir taraftan hayat devam ediyor. İş yerlerin bazıları açık. Bizler dışarıdayız, çalışıyoruz. Burada tabii biraz bunu konuşalım istiyorum. Sosyal izolasyon evet önemli. Şöyle ki mesaiden sonra hızlıca evimize gideceğiz. Hijyene dikkat ederek. Ama kendimizi nasıl koruyacağız? Ailemizi nasıl koruyacağız? Biraz da bu tarafını konuşalım. Şimdi isterseniz ben kendi açımdan enfeksiyonun genel değerlendirmesini yapayım. Lütfen. Ve bazı rakamlar söyleyeyim aslında. Şimdi İtalya ile çok karşılaştırıyoruz ya gidişatta aslında. Çin'den sonra Çin'de vaka sınırlanmış gibi görünürken
bir anda İtalya'da ve peşine İspanya'da ve Fransa'da vaka sayılarında hızlı artış görüldü. Burada da artan ölüm oranları hepimizi tedirgin etti. Biz nereye gidiyoruz dersek, yani biz İtalya'da 6. günde, enfeksiyonun 6. gününde ölü sayısı 34'tü. Bizde 59. 30. günde İtalya'da vaka sayısı 28 bindi. Ölü sayısı 2700. Biz yaklaşık iki katı gidiyoruz. Logaritmik iyileşmenin yanında logaritmik bir artış da var vakalarımızda. Onun için hani biraz daha tedbirlerimizi nasıl arttırırızı sıkı tutmakta fayda var. İtalya'daki bu salgın sırasındaki çok iyi bir epidemiyolojik çalışma yapılmış. Biraz ondan size rakamlar okuyayım. Yaşamını kaybedenlerin ortalama, pardon gözlüğümü takayım. Ortalama yaşı 78,5. Kadınlarda ortalama 82, erkeklerde 79 gibi. Yaşamını kaybeden 3200 kişinin 0-30 yaş arası sadece 9 kişi. 40 ila 49 yaş arası 27. Ortalama ölenlerin yaş ortalaması 79,5. Yaşamını yitiren 3200 kişinin 2250'si erkek, 948'i kadın. Erkek kadın oranı 2.35'e 1. Erkek olmasının sebeplerinden biri ve riski artıran risk gruplarında aslında önemli şeylerden biri sigara içilmesi. Erkek ve sigara içen grup bu işte ekstra risk altında. Onun için hani 3 gün sonra bu hastalığa yakalanacaksanız bugün kendinize yapacağınız en iyi şey sigarayı bırakmak. Onun için bütün topluma, herkese bir sigarayı bırakması konusunda tavsiyelerimi sunuyorum. Burada hocam sözünüzü unutmayın. Ben aslında bu da ayrı bir detay. Yani şimdi Türkiye ve İtalya örneği hani bazen kıyaslanıyor bu konuyla alakalı. Acaba tanı koyulmasıyla alakalı da olabilir mi rakamın böyle yüksek durması İtalya'ya göre? Bizdeki tanı koyulması. Şimdi bizde, şimdi sayın hocalarım daha iyi bilir aslında. Bizde ve Amerika'da da aslında bu test yöntemlerinde, hatta şu son Çin'den gelen testlerin de İspanya'da ve bize gelen bazı testlerde de hiç çalışmadı. %35-40'ının çalışmadığını gördük. Amerika'da da aslında ilk bu kullanılan testlerin primerinin yanlış olmasından dolayı uzun zaman sıfır ölçüldü. Yani uzun bir dönem Mart'ın başına kadar. Belki bizde de aynı sorun vardı. Belki bizim PCR testlerimizde de ilk primer yanlış konduğu için doğru sonuçlar elde edememiş olabiliriz. Ha, bu konuda elimde bir veri yok ama sadece tahminimi söylüyorum. Şimdi hani biz benzeşiyoruz İtalya ile rakamların artış yönünden. Bizden daha büyük artan Amerika var ve önümüzdeki dönemde çok daha büyüyecek, çok daha geniş sınırlamaların getirileceği bir dönem olacak. Yani herkes kendi içine, hatta bugünkü kararlarla kendi ilimize, yani kendi evimize kapanmamız yetmeyecek. Kendi ilimiz kapanacak çünkü seyahatler mücbir bir hal olmadığı sürece yapılmayacak. Otobüs seferleri kaldırılacak. Yani bugünkü İçişleri Bakanı açıklamalarıyla. Bir de tabii yani daha ağır tedbirlerin de olması gerektiği de vurgulandı. Bence toplantının en önemli açıklamalarından biri. Evet, olması gerektiği rakamlarından devam edeyim ben size biraz. Yaşamını yitiren 481 hastanın altta yatan hastalıkları, kronik hastalıklar dediğimiz, hani hipertansiyon. En önemli %70'inde hipertansiyon var. Ya İtalya'da ölenlerin %70'inde hipertansiyon. Diyabetli olanı %33. İskemik kalp hastalığı %30. Ve diğer hani kronik böbrek yetmezliği, atrial fibrilasyon, kanser %19,5 gibi. Şimdi bu hastaların hastaneye yattıktan sonra, yani yaşamını kaybeden 3200 hastanın hastaneye yattıktan sonraki hastaneye başvuru süreleri 4 gün. Ve yaşamını kaybettiği sürede yine 4 gün. Yani 4 gün içerisinde çok hızlı kaybetmişiz. Kaybetmiş bu yaşlı grup hastalarımız. %79,5 yaş ortalaması olanlar. Hani biz eğer ölçü olarak İtalya'yı alacaksak, ya da İspanya'da da rakamlar ve oranlar bu civarda, bizim biraz daha tedbirlerimizi arttırmamız lazım. Mutlaka hastanelerimizin çok daha hazırlıklı hale gelmesi lazım. Bunu duymak sevindiriyor. Bir eksiğimizin olmaması, sağlık çalışanlarının çalışırken kendini güvende hissetmesi ve bu eksikliklerin giderildiğini, olmadığını söyleyen başhekimimiz. Bunlar mutluluk verici, yani güven verici aslında. Çünkü insanlar panik halde. Ben de her gün
bu virüsle enfekte olmuş kişi ve yakınları ve temasları konusunda tedbirlerimizi arttırma ve onları kontrol etme yönünde çalışıyoruz. Onun için hani daha büyük bir şeye hazırlıklı olacağız, olmak zorundayız. Burada tam sokağa çıkma yasağını soruyorum. Çünkü evet, tedbirlerin artması hep aklımızı bu ara fazlaca sokağa çıkma yasağını getiriyor. Sayın Soylu, her zaman gündemimizde aslında diye açıklamıştı daha önceki konuşmasında, hatırlarsınız. Hani buna gidiyor mu, gerek var mı? Yoksa hani bu tedbirler, evet her şey halkta bitiyor. Belki gerçi vatandaşın önce bunu sağlaması lazım ama belli bir tablodan sonra da belki kontrolden çıkmasını da önüne geçmek lazım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani zaten şu anda Sayın Bakan'ın söylediğine göre Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerini götüren veya şeylerin %80'i durmuş durumda. Yani geri kalan %20 çalışıyor. Ve mecbur olanlar çalışıyor. Ve bugün sokağa çıkma yasağı ilan etsek bile çalışacak bir kesim var. Yani bazı iş grupları sokağa çıkma yasağı bile olduğunda çalışacak. Bir yandan da hani zorlu ekonomik dönemde de işletmelerimiz faaliyetlerine devam etmek zorunda kalıyor. Şimdi bunun bir sokağa çıkma yasağı sözünü telaffuz ettiğiniz zaman karşınızda şöyle bir devasa bütçe var. Yani tablo var. Bu kadar çalışan insan sayısı, bir işletmeye siz işletmenizi kapatın dediğiniz zaman bunun bütün giderlerini vereceksiniz. Ya bu işçiyi işletmeci çıkaracak, hadi bir ay çıkarmayacak. Belki işverenle devlet oturup diyecek ki bir ayını sen vereceksin, bir ayını ben vereceğim, sen bu çalışanımızı tut diyecek. Ama hani işveren de batmasın anlamında. Şimdi bu tablo çok daha yüksek. Bugün İtalya bile mecbur olduğu kesimleri, iş alanlarını devam ettiriyor. Onun için hani bizde sokağa çıkma yasağı çok kolay alınabilir mi? Hani işin ekonomik boyutu karşılanmazsa çok kolay alınmaz. Onun için hani iş yerlerimizde alınması gereken tedbirler var. Kişisel olarak almanız gereken tedbirler var. Evet hocam. Ne toplumsal yapalım? Sorumluluklarımız evet. var. Ben önce yanlış bildiğimiz şeylerden söyleyeyim. Çünkü bugün de gördüm, görünce de aslında şey oluyorum. Mesela eldiven kullanın. Şimdi sokakta eldiven kullanıyorlar. Yani eldiven kullanınca kendilerini güvende hissediyorlar. Aslında eldiven kullanmak topluma karşı bir sorumsuzluk bence. Çünkü benim elim temiz diye buradan alıyorum enfeksiyonu, oraya, oradan alıyorum öbür tarafa. Bir taşıyorum, bir transfer görevi yapıyorum. Halbuki benim görevim bireysel olarak ve toplumsal olarak elimin değdiği her yerde elimin hijyenini sağlamak ve buradan oraya taşımamış olmak. Maske kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü hiçbir şekilde normal insanların normal hayatında maske kullanmasını önermiyor. Siz de aynı şeyi biliyorsunuzdur, söylüyorsunuz. N95 standardı değil Sayın Hocam. N95 standardı Amerikan standardı. Şimdi ben çarşıda görüyorum ya N95 verin, bilmem şey verin diye. N95 Amerika'nın standardı. N95 demek havayı %95'ini filtre etmesi demek. N97 de var, N100 standardı da var. Ama bunlar Amerika'da. Bizde FFP2 dediğimiz gruba denk geliyor. Hatta işte N149-2001 standardındaki maskeleri kullanabiliriz. Onun için hani doğru şeyleri konuşalım. N95 değil, hani N149 ve FFP P2 veya P3 gruplarının koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da zaten sağlık çalışanları kullanıyor. Sokakta düz cerrahi maskelerin bile hastaların dışında eğer herhangi bir sizin enfeksiyonunuz varsa siz bir şeyi yaymak üzere maske takabilirsiniz. Hocam diyelim ki öksürüyorum. Yani böyle hafif bir öksürük. Arada falan yaparız. Yine de takmamıza gerek var mı? Çünkü bu ara öksürene, hapşırana biz böyle hani veba varmış gibi bakıyoruz. Bir huzursuz ediyor ortamda bizi. Buna gerek var mıdır peki? Vallahi Celali Hocam söylesin. Yani çok bir öksürükle. Öksürenin, hapşıranın takmasını istiyoruz. Evet. Şu an korona, ben koronavirüslüyüm. Yok ben koronavirüslü değilim. Ya benimki basit nezle. Evet evet. Hiçbir ayrım yapmadan bütün öksürenin, hapşıranın. Şunu duyuyoruz. Bu alerjik. Bende bir şey yok. Maske takmasını istiyoruz. Eldiven konusunda çok haklı Faik Hocam. Evet. Bu ciltten bulaşan bir hastalık değil. Yani saatlerce aynı eldivenden dolaşıp her yere temas edip o eldivenli ellerinizle yüzünüze dokunup saçınıza dokunup durduktan sonra. Yani ha eldivenle yapmışsın aynı şeyi, ha çıplak elle yapmışsın. Hocam, hiçbir farkı yok. Hocam bir de sözünüzü unutmayın. Şöyle, çıplak maske elle daha da bir güvenli ki. Yani en azından çıplak elini yıkayabiliyorsun, el dezenfeksiyonu yapabiliyorsun. Evet. Eldiven buna da engel, bir yalancı güven de oluşturuyor. Eldivenin yeri, yatağı bizim gözümüzde
riskli hastaya temas ederken biz hastanede de olası hastaya, riskli hastaya, şüpheli hastaya temas edeceğimiz zaman eldivenimizi takıyoruz. Ancak o zaman. Onun dışında hastanenin koridorlarında eldivenle gezmiyoruz. Hastanenin koridorlarında eğer kendimiz hasta değilsek, öksürmüyorsak veya bir sürü şüpheli hastanın aynı anda bulunduğu bir mesela yoğun bakım ortamındasınızdır. Hı hı. Örnek veriyorum. Öyle bir serviste çalışıyorsunuzdur ki koronavirüs şüpheli veya başka bulaşıcı hastalığı olabileceği şüpheli yoğun yükü olan bir alandasınızdır. O an maskemizi takıyoruz. Bazı özel işlemlerde N95B, o FFP2 dediği Faik Bey'in maskeyi kullanıyoruz. Onun dışında normal alanlarda kullanmıyoruz. Ama halkımız nerede maske taksın? Bir, şunu düşünün. Bütün öksürenler, COVID'li olmayan, bütün öksürenler maske taksa zaten diğerlerinin hiçbirinin maske takmasına zaten gerek kalmayacak. Evet, o zaman. Bu bir. İkincisi, hadi bazıları sorumsuz, hasta olduğu halde, öksürdüğü halde maske takmıyor. O zaman biz kalabalık bir yerdeysek maske kullanmamızın bir anlamı, bir mantığı var. Asansöre bineceğiz. Binmeyelim kardeşim. Ben hep yürüyerek çıkıyorum artık. Yani ben asansör kapalı ve küçük ortam. Evet. Ama şeyi var, tekerlekli sandalyelisi var, özürlüsü var, mutlaka kullanması asansör. Asansöre girecek, baktı ki kalabalık. Maskeni tak. Mesela pazara girecek. Artık pazar, market, bunlarda da düzenleme yapıldı ama ben bir markete gideceğim zaman marketin kapısından bakıyorum. Diyelim işte düzenlemeden evvel, sayı düzenlemesinden evvel kalabalıksa markete girmiyorum. Seyrekse giriyorum. Girdiğim zaman da potansiyel bütün herkeste virüs varmış gibi düşünüyorum. Hiç kimseye bir metreden fazla yaklaşmıyorum. Sadece kendimi koruma amaçlı değil. Bende de varsa ben bir sağlık çalışanıyım. Başka insanlara da risk oluşturmamak için. Öksürsem zaten maskemi takarım. Kimseye yaklaşmıyorum. O reyonda iki kişi varsa o reyonu daha sonra gidiyorum. Çok basit önlemlerle, Sayın Vekil çok güzel söyledi. Üç tane madde saydı. Bir, evden çıkma. İki, sosyal mesafeni koru. Üç, elini yıka. Üç tane temel madde aslında bunun ana kolonları yani. Biz bilgi üstüne bilgi, bilgi üstüne bilgi. Çok doğru. Fıkıhta bir şey vardır Hakan Hocam. Bildiğiyle amel etmeyen alime işte kitap yüklü eşekler affedersiniz derler. Duydunuz mu? Ya biz koronavirüsün başından sonuna her şeyini bilsek, genetik yapısını bilmem neyini bilsek yani... Ne yazar, ne olur yani biz? Yapmadın, basit, uygulamadıktan sonra. Az bil ama bildiğini uygula yani. Şimdi siz böyle söyleyince aslında temelde 3 faktör var uygulamamız gereken. Ama bir taraftan da hani her şeye riskli olabilir, virüs olabilir diye yaklaşınca bu ara hani hazırlıksız mı yakalandık Deniz Hocam? Bunu biraz konuşalım. Bir taraftan sosyal izolasyon psikolojisi. Evlerdeyiz. Hani değişik haberler var işte bu kontrolü sağlamış ülkelerden işte Çin'de boşanma vakaları arttı ya da işte beraberinde çok fazla dezenfeksiyon için mesela işte el dezenfektanı kullanıyoruz, kolonya kullanıyoruz. İşte egzama vakaları arttı. Bir taraftan böyle boyutları var. Nasıl bir sürece girdik? Biz kendimizi psikolojik olarak nasıl koruyacağız? Biraz bunu konuşalım. Bir taraftan çocuklar var evde. Eğitime verilmiş bir ara var. Tamam tatil değil, uzaktan eğitim ama onları da bu yönde hani biraz nasıl söyleyeyim... pozitive etmek zorundayız diye bir büyük sorumluluğumuz var. Buyursunlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum önce. Gerçekten dünya ve ülke olarak zor bir dönem yaşıyoruz. Yani hem fiziken hem de ruhsal olarak. Evet. Şimdi insanlar neden stres duyar, neden panik yaşar? Bilinmezlik. Şimdi yeni bir hastalık. İşte çok çabuk bulaşıyor, sonuçları belli olmuyor. Tamam belli risk grupları var ama hani genç hastalarda oluyor. Gelir gelmez sürekli kafamıza soru işaretleri. Bir tedavi henüz, kesin bir tedavi yok. İşte çalışmalar devam ediyor. Ne oluyor? Bilinmezlik, belirsizlik. İşte sosyalize diyoruz hani örnekler veriliyor. İşte şunlar yapılmalı
titizlik, işte temizlikle ilgili. Ama diyor ki işte sosyal izolasyon ne kadar sürecek? Şimdi o da bir belirsizlik. Evet. Bu sefer ne oluyor? Kişi strese giriyor. Çünkü biz hani insan olarak en çok bundan korkuyoruz. Bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Ama biraz kaygı gerekiyor. Şimdi dikkat ediyorsanız hani birçok grup var. İşte bir grup hiç yani bunu işte bana bir şey olmaz mantığıyla. Maalesef. Bir grup çok aşırı önlem alıyor. Yani artık normalin üstünde. Kendi diğer hayatında işlevselliğini bozuyor. Şimdi hani burada onu dengelemek lazım. Şimdi siz sokakta koşarken, yürürken koşan bir köpek geldi. Ya koşuyor üstünüze doğru, diyelim hani saldıracak. Siz şimdi orada bir kaygı duymanız lazım ki kaçabilin. Değil mi? Yani biraz kaygı gerekiyor kaçmak için, korunmak için, tedbir için gerekiyor. Ama fazlası, yani her şeyin fazlası zarar. Hani çok fazla panik yaptığımızda da ne oluyor? Bu sefer işte açıklıyor işte enfeksiyon uzmanları, el yıkıyoruz. İşte sıcak suyla yıkamayın. İşte bu sefer hani çok sık yıkamayın. Bu sefer gerekli olan bakteriler de olacak. Hani bunları söylüyorlar. Onun için tam bir yani biraz kaygı duyacağız tabii. Çünkü bilmediğimiz bir şey, bilmediğimiz bir durum. Ama panik düzeyinde değil. Biraz kaygı iyi az o zaman. Biraz ciddiye almak lazım. Yani bir taraftan da dediğimiz gibi hani şehirde devam etmesi gereken de bir süreç var, hayat var. Buna da biraz bakacağız tabii. Az önce Celal Hocam işte aslında öksüren, aksıran herkesin koronalıymış gibi maske takması gerektiğini anlattı. Bir de şu var, az önce bir bilgi kirliliğinden bahsettik ya, ona detaylıca dönelim istiyorum. Çünkü bu sosyal medyada çok görüyorum. Çevremde de yapanlar var gerçekten tanıdıklarımdan. Tuzlu suyla gargara yaparsanız boğazınız virüsten temizlenir. Ya da işte sıcak su için o mideye insin ki asit onu öldürür. Ne bileyim işte sarımsak yiyenler. Beraberinde işte kelle paça. Hani biri bir şey söyle ve herkes bunu yapmaya başlıyor. Yani doğru zannederek. Belki şu anda bir panikle, bir çaresiz havasıyla, o havayla beraber bunları uygulamaya başlıyoruz. Ama var mıdır aslı astarı yani? Aslı astarı yok. Daha doğrusu aslı astarının olduğunu, olmadığını falan kimsenin bilmesi mümkün değil. Daha 2 aylık bir virüs. Evet. Yani bununla ilgili bunu ilk çıkaran arkadaşı gerçekten bulduğumda bunu sen nereden biliyorsun diye bir sorasım var benim şahsen ki sen kaç tane koronavirüslü gördün, kaçına gargara yaptırdın, kaçına yaptırmadın. Daha sonra bunları izledin, baktın bunlarda hastalık oluştu, bunlarda oluşmadı. Bu kanaate vardın. Yani bunlar nereden çıkıyor bilmiyorum. Şimdi bazı uygulamalar var ki bir zararı yok, yapsın diyesin geliyor ama işte bunlar da yalancı güven oluşturuyor. Yani yalancı güven oluşturan, ben üzerime düşeni yaptım, ben tuzlu suyla gargaramı yaptım, artık gün içinde rahat rahat gezebilirim, gezerim, tozarım, gelirim, tuzlu suyumla gargaramı yaparım, olayı bitiririm. Boğazla onu öldürürüm. Yok, yani şimdi biraz daha teknik olarak söylersek, lütfen, bu solunum mukozasında, bu bizim boğazımızda, genzimizde, burnumuzun içinde sadece ve sadece böyle yüzeyde bulunan bir şey değil ki. Hadi boğazını gargara yaptın. Şimdi biz hastadan örnek alırken hem boğazının arkasından sürüyoruz hem burnun deliklerinden içeriden de örnek alıyoruz. Burnunun ta arka derinliklerindeki o komple burun mukozasındaki virüsü ne yapacaksın? Sen tuzlu suyla gargara yaptın, bu işe yarasa bile 3 dakika sonra orada tekrar çoğalacak. Ayrıyeten bu virüs orada sadece yüzeyde durmuyor ki, bu hücrenin içine giriyor. Bu hücrenin içine giriyor. Yani gargara yapayım, yutayım, mideme gitsin. Mide bunun zaten bütün hepsini öldürse, zaten bağırsaklarda, ne bileyim işte insan dışkısında bulunmaz. Bulunabiliyor ama bu şey bir temel bir bulaşma yolu değil. Yani oralara girmeye çok gerek yok. Yani onların hiçbir tanesinin bel bağlayacak bir hali yok. Yani halkımızın sakın böyle şeylere bel bağlamasınlar. Bunu yapmanın ne zararı var? Ben tuzlu suyla gargara yapacağım. Ben televizyonda bu tartışmaları gözümden gördüm yani. İnsan diyor ki hocam yapsın, ne zararı var ya tuzlu suyla gargaranın?
Yani ne zararı var? Ben söyleyeyim ne zararı olduğunu. İnsan zannediyor ki yalancı bir güvenle tamam budur yani ben yaptım yapacağımı. Oysa orada asıl gözden kaçan, asıl yapması gerekenin yapmadığı, kimsenin işe yarayıp yaramadığını bilmediği, bir şeye bel bağlayıp gereksiz uygulamalara fazla önem verip asıl yapması gerekenleri gözden kaçırmaya neden oluyor. Evden çıkmayacağız. Ben inanamıyorum yani şu an insanlara diyoruz ki dışarıda insanları öldüren bir salgın hastalık var. Bunu söylüyoruz. Dışarıda insanları öldüren bir salgın hastalık var. Lütfen evden çıkmayın diyoruz. Adam gitmiş balık tutuyor. Evet. Neden balık tutuyorsun diyorsun. Soruyor. Ne yapayım evde canım çok sıkılıyor diyor. 15 gün yoğun bakımda kalan bir insanı bir düşünün. Can sıkılması çok iyi bir şey. Yani canının sıkılmasının kıymetini bilsin insanlar. Böyle bir slogan çıktı ya, solunum sıkıntısı, can sıkıntısı solunum sıkıntısından çok daha iyidir diye. Bir de bir bilim kurulu üyesi son olarak söyledi, dün akşamdı galiba açıklama. Televizyon izlemek maalesef yoğun bakımın tavanını izlemekten çok daha iyidir. Bu süreyi böyle geçireceğiz, yapacak evet. bir şey yok. Yani biz bunu yaşıyoruz. Şimdi biz hekim olarak o hastaların halini görüyoruz. Hı hı. Bundan önce de yani ben şu anki koronavirüslü hastalardan sadece bahsetmiyorum. Yoğun bakımda takip edilen bir hastanın gecesi, gündüzü, yemeği, tuvaleti, yoğun bakımda nasıl yaşanır, yoğun bakımda nasıl durulur? Ben bunu görüyorum. Solunum cihazına bağlı bir insanın hali, biz yıllardır bu işimiz bu, bunu yapıyoruz. O yüzden yani sadece koronavirüsle ilgili olarak söylemiyorum. Ya bizde daha fazla şeye dönüşüyor bu. Ya inanamıyorum nasıl olur da insanlar bu uyarılarımızı ciddiye almazlar şeyi doğuruyor bizde ister istemez. Yani insana diyorsun ki ya dışarıda salgın, yani şunu desek acaba radyasyon var. Dışarıda radyasyon var. Dışarı çıkan iki sene sonra kanser olabilir. Çernobil olayını hatırlayın. İnsanlar çay içmedi. Ondan sonra değil mi? Bir sürü endişe yaşadı işte. Desek dışarıda radyasyon var şu anda. Çok yüksek doz radyasyon ölçtük. Dışarı çıkan bir sene sonra işte cilt kanseri olacak, tiroid kanseri olacak, lösemi olacak falan desek etki herhalde oluşturur değil mi? Bir sene sonraki tehlikeye. Anlatıyoruz diyoruz ki şu an hastalarımız var yoğun bakımda solunum sıkıntısı çekiyorlar. Her gün ölüm rakamları açıklanıyor. 15 kişi öldü, 17 kişi öldü. Bu neden aynı etkiyi oluşturmuyor acaba? Ben anlayamıyorum yani insanları. Evet. Maalesef böyle de bir durum var. Ya da hani bir umut mu acaba buna uzanıyoruz? Şöyle dışarı çıkmaktan bahsetmiyorum. Sosyal izolasyon gerçekten çok farklı bir noktaya geliyor maalesef belli bir kesim tarafından. Bir taraftan da evet bunu sağlamış insanlar var. Çok düzgün bir şekilde ilerleten. Abartıyor muyuz acaba diye de bunu ayrıca konuşalım. Reklama çok uzun süre yok ama vakti de güzel kullanalım istiyorum. Mesela şimdi ben de bunu yapıyorum. Günün belli bir saatini dışarıda geçiriyorum. Birçok insanla temas halindeyim. İşte konuklarla, burada çalışan arkadaşlarımızla. Eve girerken acaba bu durumu abartıyor muyuz? Yani işte dışarı çıkıyor ya da kirli odaları var evlerimizde. Montlarımız balkonlarda bir süre kalıyor. Hani bunun bir süresi de mi var? Yoksa işte sadece montların olduğu vestiyerlerde kalıyor. Hiçbir yere sokmuyoruz, sürmüyoruz. Ben eve şöyle hiçbir yere dokunmadan giriyorum. Prize bile dokunmuyorum. Eşime diyorum ki işte ışığı açar mısın falan. Buna gerek var mıdır? Geçtiğimiz günlerde Faik Hocam'la bunu konuştuk ama üzerinden biraz geçmiştik. Detaylıca belki biraz daha şimdi konuşalım. Abartıyor muyuz? Yoksa evet yerindedir. Doğru mu yapıyoruz? Yani genel uygulamalar konusunda hani dışarıda hep söylediğimiz, hepimizin anlattığı tekrar tekrar üzerinden geçersek şüpheli her dokunduğumuzu, temasımızı şüpheli sayacağız. Her gördüğümüz kişiyi sosyal mesafemizi uzatarak tutacağız. Hani bunu bir metre deniliyor genelde ama esas yabancı kaynaklardan çevirisi 1.88 metre. Evet, en az 1.5. Fitten çeviri 1.88, 2 metrelik bir sosyal mesafe koymak bunun koruyucu olacağı düşünülüyor. Zaten hani insanlardan ise damlacık yoluyla bulaşacağı için
damlacının ulaşmayacağı bir mesafede durmanız en önemlisi. Peki bu kişisel tedbirlerimizin yanında hani toplumsal tedbirlere, hijyen kurallarına da dikkat etmemiz lazım. Evimize girerken market alışverişlerimizde market alışverişlerini poşetleri yıkayalım mı diye kadar. Poşetleri falan yıkamaya gerek yok. Onları atacağız. Bunları kapının önünde kapalı paketlerin hepsini evimizi bir deterjanlı suyla hazırlayıp sildikten sonra bizim ameliyathane mantığında kirli alan, temiz alan mantığıyla kirlidekileri temizleyerek dolabımıza yerleştireceğiz. Temiz alanı aldıktan sonra ellerimizi yıkadıktan sonra dolaba yerleştireceğiz. Bazı kısa bilgiler vereyim şeyle. Yemekle, gıdayla bulaşmışlığı henüz mesela sebzeyi nasıl yıkayacağız diye bu ara çok düşünüyoruz. Çok. Yani siz devam edin istersen. Yok, gıdayla bulaştığı, hazır yemekle bulaştığı saptanmamış. Şöyle, yani şimdi bu hastalıkla ilgili bilgimiz aslında 4 aylık bir mazi var. 4 aylık bir öykü var. Şimdi kanıta dayalı tıp çerçevesinde konuşuyoruz biz bilim adamları. Şimdi bu hastalığın fökal oral yol dediğimiz yiyeceklerle geçişi ihtimali çok çok az. Ama şu andaki bilgilerimizle az. Yani bundan efendim bir yıl sonra belki bu bilgilerimiz değişecek, farklı yere evrilecek bilmiyoruz. Ama şu anda asıl bulaş yolunun damlacıkla veya da kontamine yüzeylere temasla olduğu söyleniyor. Saç sakal hocam. Şimdi bu ara sakallarını kesen tanıdıklarımız da hani sakal da çok kalıyormuş falan diye. Var mıdır buna yani gerek? Yani şimdi bir yeri, bir yüzeyi temizlemeyi zorlaştıran durumlarda tabii onu daha da hani kolaylaştırmak gerekiyor. Sakallar arasında bu virüs durur mu? Olabilir, bilmiyorum. Yani hani bununla ilgili bir veri var mı? Benim bildiğim yok. Ama tabii ya görünen yüzeyleri temizlemek ya da yüzeyleri temizlenmesini zorlaştıracak bir durumda olmaması gerekiyor insanların. Bunların hepsi mantık yürütmeyle insanların şeyler, çıkardığı şeyler. Bilimsel kanıtı. Ama böyle ana bulaş yolları değil bunlar. Değil. Yani poşettir, saçtır, sakaldır. Örneğin paketler, işte Çin'den gelen paketler acaba virüs kargolar taşıyor mu? Kargolar. Şimdi ya gelen maili açmıyor insanlar. Şimdi şöyle, yani kanıta dayalı konuşmak lazım. Şimdi sosyal medyada dezenformasyon var, maalesef var. Ve bu bazen bu virüsün etkisini de geçiyor. Yani bu salgından daha kötü olabiliyor. O yüzden bizi izleyen izleyiciler ve toplum bunu bir elekten geçirmeli bu enformasyonları. Doğruluğunu teyit edilmeli. Şimdi virüs yaşam döngüsünde tabii ki yüzeylerde yaşar, camda yaşar. Metal yüzeylerde yaşar, efendim tahtada da yaşar, halıda, kilimde yaşayabilir. Belirli bir ömürleri vardır virüslerin, yaşam ömürleri vardır. Camda 4 saat yaşar, tahtada 6 saat yaşar. Yani bu şekilde yapılmış çalışmalar ama bu virüse özellikle mi bilmiyorum ama genel itibariyle virüslerin dışarıda yaşama ihtimalleri birkaç saatten fazla olmaz. Genellikle böyle zarflı virüslerin, bu da bir zarflı virüs. Zarflı virüs alkolden etkilenir, dış ortamdan etkilenir, sıcaklıktan etkilenir ve çok kolay bir şekilde elimine edilebilir bu virüsler. Yani siz normalde kullandığınız deterjanla ya da işte sulandırdığınız çamaşır suyuyla bir ortamı temizlerseniz orayı virüsten arındırırsınız. Ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Yani bir çamaşır suyuyla bir yeri silseniz, üzerinden bir geçseniz zaten orayı temizlemiş olursunuz. Ellerinizde yıkıyorsanız artık orası sizin için risk olmaktan çıkmıştır. Yani virüs, bu virüs özellikle, bu virüsün özelinde çok dayanıklı bir virüs değil. Bu bizi sevindiriyor. İlerleyen dönemlerde işte havanın ısındığında hani bahsediliyor ya, hava sıcaklığı artınca virüsün işte virülansı azalacak mı? Acaba dış ortamda yaşama kapasitesi azalacak mı? Bu bizi bu bakımdan sevindiriyor. Önlemler tabii ki almalıyız. Tedbiri elden kesinlikle bırakmamalıyız ama tedbir alırken de çok abartmamalıyız. Gerekli tedbirleri konuştuk programın başından beri. Ama çok fazla aşırı abartılı tedbirler de bizim hayat kalitemizi, zaten bir izolasyondaki olan hayat kalitemizi daha iyice baskılar, daha çok etkiler, bizi etkiler yani. Bir de psikolojik olarak da yıpranma boyutu da var. Yani bir şey ekleyeyim. Çok hızlı alalım hocam, reklama gideceğiz. Tedbirleri abartanlar da Hakan hocam, dikkat edin, hep ana bulaş yollarındaki tedbirlerini abartmıyorlar. Gerçek hayatta, pratikte olma ihtimali çok daha düşük olan işte poşettir, işte ayakkabı mayakkabısına değdi falan gibi
dalının dalı konusundaki şeyleri abartıyorlar. Ya keşke şeyi abartsa, yani abartanlar işte evde izole kalmayı abartsa, işte kişisel teması ve sosyal mesafeyi korumayı abartsa, o ana üç taneyi abartsın insanlar, diğerlerini abartmaya gerek yok. Evet. Yani diğerlerindeki basit şeyler, işte sebzeyi meyveyi her zamanki gibi yıka, yeter. Sebzeyi meyveyi biz her zaman zaten yıkamayı öneriyoruz değil mi? Hani en şey ihtimalle sirkeli suda bunun hepatit A'sı var, bulaşabilen, ondan sonra bağırsak enfeksiyonları var. Neler var, neler var. Parazitleri var. Sirkeli suda bekletirdik eskiden değil mi? Böyle bir şeylerimiz vardı. Çok şey yapıyorsanız, endişe ediyorsanız bunu yapın. Yıkayın yeter. Tamam. Ama bundan daha önemlisi asıl olan o şu üç maddede abartın abartabildiğiniz kadar diyeyim yani. Hani daha çok vatandaşa ulaşalım ve bunu sık sık tekrar edelim de konuşmaya devam edeceğimiz noktaları var. Şimdi tabii belirli gruplar var, gebeler, çocuklar. Onları birazdan konuşalım Hakan Hocam. Çünkü bu konuda işte COVID'li olan hasta emzirebilir mi? İşte, ya da işte hamileyken bulaşırsa doğan çocuk koronalı olur mu gibi notlar var. Bu da çok konuşuldu. Onları da soracağım yine ayrıca. Beraberinde tabii bu şehirlerin durumunu bir konuşalım istiyorum. Bir kısmını biraz başlatmıştık Faik Hocam'la. Evet, dışarıda olan insanlar var ve şöyle açık olan işletmeler var hala. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilse dahi çalışacak olan insanlar var. Peki iş yerlerinin hangi önlemleri almalı? Neler yapacağız? İşte böyle tek kullanımlık sular içiyoruz artık. Hani birçok şeyi böyle tek kullanımlık haline çevirdik. Ama unutulan gözden kaçan da bu durum çok kıymetlidir dediğimiz şeyler var mı? Şehir temizlikleri bir taraftan. Evet, bu bir gönlümüzü ferahlatıyor ama ne kadar aralıkla yapılmalı? Yani bu virüs havada var mı ya da ne kadar yaşıyor? Bu tabii Celali Hocam birazdan onu tekrar söyleyecek ama iş yerlerini biraz konuşalım çalışalım. Yani bu virüs havada yaşamıyor. Yani havadan bulaş konusu henüz de tespit edilmiş değil. Yani bu virüsle mücadele için aslında devletin her birimi bir konuda girişim yapıyor. Dışarıda iş devam ederken de hani bu iş yerlerinde alınması gereken önlemler konusunda Çalışma Bakanlığı bir genelge yayınladı. Uyulması gereken kurallar hakkında. Bunları birçok işletme gündemine aldı ve bu gündemde uygulamaya çalışıyor. Şimdi burada yine temel amaç, hep söylediğimiz gibi, kalabalıkların bir araya gelmemesinin sağlanması. Kalabalıklar nerede bir araya geliyor? Servis araçlarımızda. İş yerlerinin servis araçlarının kapasitesi yarıya düşürüldü. Aslında ticari işletmeler, ticari dolmuşlarımızın da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle her sırada bir kişi ve %50 kapasiteyle gitmesi sağlandı. İş yerleri de onun için servis sayılarını benim bildiğim ve baktığım yerlerde iki katına çıkardık. 10 yerine 20 servis gidiyor artık. Bu işçilerimizi seyrelterek taşıyoruz. Ve bunlara servis kullanımı esnasında çalışan işçilerin servis içerisinde mutlaka maske takma, cerrahi maske takma zorunluluğu getirildi. Bunda da sosyal mesafenin daralmasından dolayı olduğundan servis araç işlerinde cerrahi maske takılması mutlak gerekli artık. Servislerin günlük dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra da her kullanımdan önce aslında dezenfekte edilmesi öngörülüyor. Ama yine de hani bir sorumluluğumuz gereği orayı da yine enfekte sayarak çok fazla dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz zaman da yine elimizi alkol bazlı dezenfektanlarla veya kolonyayla dezenfekte etmemiz lazım. Şehirlerin yıkanması bunlardan birisi. Bu da tabii bir de bir algı ama hem de Celal Hocam söylediği gibi yani sahte bir güven de yaratıyor. Biz isterseniz sokakları neyle yıkarsanız yıkayın. Biz vatandaş olarak her şeyi şüpheli halde düşünüyoruz. Yani burayı siz bizden önce temizlemiş olabilirsiniz ama ben geldiğimde yine her türlü müdahalemi riskli sayıp ya elimi isterse virüsün içine daldırayım. Yoğun bakımdaki virüsle hasta elimden bulaşmayacak bu. Söyledi Celal Bey. Nereden bulaşacak? Elimi ağzıma, burnuma ve gözüme götürürsem yani bulaşacak. Yani bu olmasa da olur mu hocam? Efendim? Yani bu şehir temizleniyor, köpüklü sularla yıkandı, dezenfeksiyonu sağlandı. Dediniz ya hani bir yandan da yalancı bir güven oluşturuyor aslında. Ama bu da bir algı yönetimi. Vatandaş... Hiçbir şey yapmıyor görünmektense hani sokaklarımızın da temiz olmasının
hani belediye imkanlarınca yapılmış olması çok kötü bir şey değil. Evet. Şöyle mesela bunu Fas'ta gördük. Bütün ATM'lerin önüne el dezenfektanları koydular. Hani vatandaş en azından görsün ve bunu yapsın diye. Araçlarda yine bu ücretsiz bir uygulama. O yolu kullanan araçlar dahi herkes ücretsiz dezenfeksiyondan geçirebiliyor araç içlerini gibi. Şehir temizlikleri bazı bölgelerde yapıldı. İşte Altınordu'da mesela tüm mahallelere girdiler. Yapan belki diğer belediyeler de vardır ama belki tamamında yapılsa biraz daha sanki içimiz mi ferahlayacak? Şimdi bunda kullanılan malzeme de çok önemli. Hani hangi maddeyle dezenfeksiyon yapılıyor? Yani bunun için belki en uzun süreli olan hani gümüş nano, gümüş teknolojisinden, gümüş iyon teknolojisiyle sahip olan dezenfektanlar çok daha iyi temiz ve uzun süreli dezenfekte tutabiliyor ama şimdi dezenfekte edildi dediğiniz asansörün kenarında ben ne zaman edildiğini bilmiyorum. Kaç saat önce yaptınız? Bilmiyorum. Orayı yaptığınız dezenfektan kaç saat koruyor? Bilmiyorum. Yani onun için hani dezenfeksiyonu evet yapalım. Bu risk azaltma çalışmasıdır. Ama benim açımdan riski ortadan kaldırmaz hiçbirimiz için. Evet. Onun için evet bununla mücadele edelim. Asansör düğmeleri, ATM düğmeleri bunlar önemli bulaşma yolları. Hatta işte asansöre binmeme, kapalı alanlarda yani metrekarenin market metrekaresinin %10'unu %10'u kadar içeriye müşteri alınıyor. 100 metrekare bir markete 10 müşteri girebiliyor. 11. için onun bir günün geri çıkması gerekiyor. Onun için hani bunlar risk azaltma çalışmalarıdır. Hani deterjanla sokakları yıkayabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bunda bir kötülük yok ama biz vatandaş olarak bunların hepsini temaslarımızı şüpheli sayıp birincisi elimizi yıkayacağız. Elimizi yıkayamadığımız durumlarda en önemli giriş yolu ağzımız, burnumuz ve gözümüz. Bunlara elimizi götürmeyeceğiz. Hı hı. El yıkamayı ben izin verirseniz göstereceğim. Lütfen çünkü hocam. El yıkama konusunda gerçekten yani ben çok daha eğitimli insan grubuyla bile el yıkarken ellerini yıkamadığını bilmediklerini görüyorum. Göstererek anlatıyorum. Burada da göstererek anlatacağım. Çünkü sadece elini suyun altında birazcık deterjanla şöyle çeviriyorlar. Evet gördüğünüz gibi şurada buraya elim hiç sabun değmediği için buraya derinin kat yaptığı parmak aralarını ve en az yıkanan belki de şu ilk parmak sırtlarını ve tırnak aralarını minimum 20 saniye mutlaka yıkamamız gerekiyor. Kolonya döküldüğünde de görüyorum sadece ellerini böyle böyle yapıyorlar. Evet, evet. Hayır değil. Aynı şekilde bütün yüzeylere temas edecek şekilde kolonya ve el dezenfektanlarını mutlaka kullanırken usulüne uygun kullanalım. Abartacaksak bunu abartalım. Şimdi ben her doğru yıkamayı abartalım. Evet elimizi yıkayalım, doğru yıkayalım. Evet çok dezenfektan kullanmıyorum ama kolonya kullanıyorum. Ve her elime böyle sürdüğümde telefonumu da mutlaka şöyle bir her fırsatta bilmiyorum hani biraz böyle abartıyor olabiliriz ama hani bunları da mesela çokça kullandığımız, çok da dokunduğumuz şeyleri de sürelim mi hocam? Evet. Yani kolonya olsun, dezenfektan olsun. Tabii yani telefonlarınızı günde 2-3 defa anahtarlarınızı, anahtarlıklarınızı. Telefon çok önemli bir bulaşma. Gözden kaçan. Evet. Televizyon kumandası mesela. Şimdi telefonun bir özelliği var. Telefonu hem her yere bırakıyoruz hem de aldığımız zaman direkt ağzımıza dayıyoruz. Yani telefon gözden kaçan bence bir bulaş şeylerinden bir tanesi. Özellikle koymayın diyoruz artık masalara bir şey. Telefonu gün içinde birkaç sefer dezenfekte etmekte fayda var. Gerçekten telefonumuza bir de sahip çıkalım, her yere bırakmayalım. Şeyler de bu temizlemeyi engelleyen belki takılar da hani bu süreç zarfında takılmayabilir. Bazen oraya kolonizasyon olabilir. Evet. O yüzden hani yıkamayı engelleyecek ya da yıkadığın zaman mesela o takıları da yıkayarak, onları da temizleyerek sürece... Ben de böyle yapıyorum. Diyorum ki acaba var mı? Doğru yoldaymışım. Böyle bileklikleri falan ben saati hep yıkarım. Evet. Saat takmayın. Saat takan hekim yok mu? Siz saat takmışsınız. Ama ben bunu sürekli yıkıyorum hocam. Her akşam ben hiç saatsiz yaşayamam. Bilmiyorum belki yanlış yapamam ama mutlaka yıkıyorum. Bu sürede ve kullanmayayım. Kullanmayayım mı? Evet. Tamam böyle yani yapacağım bundan sonra. Şöyle küpelerimi falan hep yıkarım yani. Evet. Neyse de yeni yeni şeyler de öğreniyoruz. Belki gözden kaçırdığımız durumlar bunlar. Özellikli gruptan özellikli gruplar. Şimdi hamileler diyorlar ki bu ara zaten gebeler kontrole gitmek istemiyor. Evet. Rutin kontrollerini hastanelerde. Evet. Bunda bir sıkıntı var mıdır? Ayrıca bunu soracağım. Şöyle. Evet. Koronaya yakalanan bir hamilenin çocuğu da böyle doğar mı? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle güzel bir haber vereyim. Şu anda Ordu ilinde koronavirüs
ile enfekte olmuş bir gebe şu an itibariyle, şu dakika itibariyle yok. Ama biz gerekli tedbirleri aldık. Çünkü eğer koronavirüsle enfekte olursa bir gebe, onun hem doğumu, sezaryanı ya da takibi özellikle olacak. Çünkü ameliyathane koşulları COVID pozitif hastalarda değişiyor. Ta ilk baştan beri aslında hasta acil servise girdiğinden beri farklı bir yolla tanı ve tedavisi oluyor. Triyaj dediğimiz o hastalar ayıklanıyor. Normal popülasyonda ya da genel sağlık hizmeti alan hastaların bölümlerine girmiyorlar, alanlarına girmiyorlar. Hasta yatakları, izole yataklar, özellikle nitelikli odalarda tedavi görüyorlar. Ve sonrasında ameliyathane koşulları ve yoğun bakım koşulları tamamen farklı. Yani biz hastaneler içerisinde ayrı bir COVID dediğimiz bu hastalara ayrı bir bölüm ayırıyoruz ve bu bölümde tanı tedavileri sürüyor. Şimdi özellikli gruplar, aslında en özelliği grubu Celal Hocam da söyledi. Bu hastalıktan en fazla etkilenecek grup ileri yaş ve komorbitte dediğimiz ekstra hastalığı olanlar ileri yaşla birlikte. Bir de gebeler, çocuklar ve yeni doğanlar var. Şimdi halk arasında şöyle bir inanış var. Hani bu hastalık genç bireyleri etkilemiyor. Evet, birçoğunda asemptomatik geçiyor ama şimdi yayınlar ardı ardına gelmeye başladı. Bilimsel makaleler tüm dünyada artık yayınlanmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şey söyleyeceğim bu ekranlardan. Genç erişkin bireyler bu hastalığa yakalanırsa belki ölüm olmuyor, belki sekel kalmıyor ama infertilite dediğimiz ileride kısırlığa yol açacak bir takım problemlerin olabileceğini bunu buralardan ifade etmek istiyorum. Yani o bakımdan tedbiri elden bırakıp bana bir şey olmaz, bu hastalık bana bulaşsın, ben bunu yenerim derken belki solunum problemi çekmeyeceksiniz ama ileride kısırlık problemi çekebilirsiniz. Hı hı. Bu çok çok önemli. İkincisi, bu dönemlerde mümkün mertebe hamileliği istemiyor. Tüp bebek tedavisi görecek olan insanlar bu dönemde tüp bebek tedavilerini erteleyebilirler. Biz de hastanemizde özellikle COVID pozitif hastalara tıbbi hizmet verebilmek için elektif ameliyatların tümünü, elektif tedavileri, elektif görüntüleme yöntemlerini öteledik. Yani bu dönem bir duraksama dönemi olacak. 2-3 ay. Aciliyeti olmayan durum. Tabii aciliyeti olmayan, elektif dediğimiz yani hemen tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan durumları öteledik. Ötelememiz gerekti. Gebelere gelelim. Şimdi az önce zikredildiği üzere ya SARS virüsünü gördük, SARS-CoV-1'i, MERS'i gördük. Orada gerçekten çalışmalar epey bir 10 yıllık bir süreçte çalışmalar yapıldı ve ölen gebeler oldu. Gebelikte problemi olan hastalar oldu. Bizim oradan tecrübemiz biraz var. Şimdi bu SARS-CoV-2 aynı aileden ama 4 aylık süreçte yaklaşık 42 vaka serisi var çalışmalarda. Şu anda gebelikle ilgili bir sıkıntı, yani gebelikteki süreç diğer erişkin bireylerin enfekte olması süreciyle aynı. Farklılık göstermiyor deniyor. Yeni doğana ya da anne karnında virüsün bebeğe geçme bir vaka İngiltere'den, hı hı. Bir yeni doğanda transvertikal dediğimiz plazentadan bebeğe geçişi ve bebekte antikor oluşumu gözlendi. Dediğim gibi bu hastalığın 4 aylık bir öyküsü var. Yayınlar ardı ardına gelmeye başladı. Bu yayınların şeyi değişebilir, içeriği değişebilir. Ama şu anda gebeleri çok fazla etkilemediği. Emzirmeyi de konuşalım. Onu da söyleyeceğim. Normal erişkin bireylerden çok fazla seyir göstermediği, yeni doğanlara geçmediği ama işte dediğim gibi tek vaka var. Şu anda İngiltere'de bir vaka var. Sonrasında çocukluk dönemi 1 yaş altı problemli çünkü immün sistem baskılanmış oluyor 1 yaş altında. Ama 1 yaşından sonra özellikle 9 yaş altı ölümlerin olmadığını biliyoruz. Çocuklarda çünkü bu virüsün bağlandığı reseptör, anjiyotensin reseptörü, 2 reseptörü daha çok akciğerde var ama böbrekte de var, midede de var. Zaten bu hastalığın semptomlarında bulantı, kusma ya da böbrek problemlerinin olmasının nedeni o. Çünkü virüsün hücreye girmesi için bir anahtar kilit modeli oluşturması lazım, bir reseptörün olması lazım. Bu reseptör diğer organlarda da mevcut. Çocuklarda bu reseptörün miktarı az olduğu için, yani bu bir hipotez tabii, çok ciddi çalışmalarla bunun desteklenmesi lazım. O yüzden çocukların etkilenmesi az gibi gözüküyor hali hazırda. Emzirme, şimdi emzirmeyi bu hastalıkta öneriyoruz ama emzirmenin şartları var. Eğer bebeği
emzirecekseniz emzirmeden önce muhakkak sizin ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Eğer semptomunuz varsa işte öksürüğünüz veya işte burun tıkanıklığınız var muhakkak maske takmanız lazım. Süt pompası kullanıyorsanız. Herhangi bir maske olur mu? Cerrahi maske dediğimiz normal rutin bizim hastanede ya da toplumda kullanılan bu bağcıklı maskeler. Onun dışındaki maskeleri önermiyoruz. Süt pompasıyla sütünüzü eğer sağıyorsanız muhakkak her sağmada o süt pompasını dezenfekte etmeniz lazım. İyice yıkamanız lazım. Ve doğum şekli olarak bu doğum şekli normal doğum öneriliyor bu hastalarda. İlla sezaryen olacak bir durum söz konusu değil ama özellikle gebeliğin ilerleyen haftalarında solunum sıkıntısı oluyor. Gebelerin abdomen dediğimiz karnı uterus rahimden dolayı büyüdüğü için, bebekten dolayı büyüdüğü için biraz baskı, solunum sıkıntısı çekiyorlar. Baskı yapıyor. Toraks dediğimiz işte akciğerlerin olduğu yere. O yüzden böyle bir hastalıkta üzerine gelince son haftalarda özellikle doğuma yakın solunum sıkıntısı çekilebiliyor. Bu bakımdan özellikle olarak hani bu hastaları takip etmek, yoğun bakım süreçlerini takip etmek ve bu solunum sıkıntısının nedenini takip etmek ve bilmek önemli. Gebelerdeki sonuç ve tedavi şekli genellikle böyle. Evet. Burada şimdi birkaç tane soru vardı, onları okudum. Celal Hocam'a soracağım onu izninizle. Şöyle ki, bir izleyicimiz demiş ki hocam bağ bahçe işlerinde çalışıyoruz. Bunun bir sakıncası var mı? Hayır. Ya bu arada tabii vatandaşlar köylere de gidiyorlar. Hani belki sosyal izolasyonu da sağlama. Aslında onlar şanslılar. Çünkü evlerinin yakınlarında bahçeler var. Hani biraz daha rahat geçirebilirler. Bir de bir izleyicimiz demiş ki Guatr ameliyatı oldum. Ciğerlerimde kaçak var. Korkuyorum demiş. Kendimi nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Bağda bahçede çalışmanın bu hastalıkla, bu hastalığı kapmayla ilgili özel bir risk oluşturan durumu yok. Yani bir bağda bahçede eğer gün içinde farklı yerden gelmiş 20 kişiyle beraber yakın çalışmıyorsanız, bir bahçede tek başına açık havada bulunmanın virüsü kapmaya bir risk oluşturduğu durum yok. Çünkü bu virüs havada yok. Havada yok. Virüsün bir iki özelliğini biraz önceki konuşmaların arasında geçti. Hakan Hocam da söyledi, canlı yüzeylerde bulunamıyor, uzun süre yaşayamıyor. Çünkü virüsler çoğalabilmek için, yaşamlarını sürdürebilmek için bir canlı hücreye ihtiyaç duyarlar. Tek başlarına canlı değildirler bunlar. Bir virüs tek başına canlı değildir. Bir virüs çoğalabilmek için bir başka canlı hücresinin içine girer, o hücrenin içerisinde çoğalır ve o hücreyi yok ederek, patlatarak tekrar hücreden dışarı çıkar. Bazen çok ciddi zarar vermeden de çıktığı oluyor. Yani hücreye giriyor, orada çoğalıyor, hücreden çıkıyor. Demek ki buradaki virüs burada çoğalamıyor. Buradaki virüs en fazla burada belli bir süre bulunabilir. Yalnız bulunabildiği zaman da gitgide sayısı azalarak bulunur ve de virüsün bir tane canlı olması burada o virüsün oraya temas eden kişiyi hasta etmesine yetmez. Hasta edici doz diye bir doz var. Yani belli bir sayının üzerinde maruziyet gerekiyor ki o temasta bulunan kişide o virüs hastalık oluşturabilsin. O yüzden cansız yüzeyler aslında çok çok büyük bir risk değil. Ancak şimdi bilmiyoruz, bizden önce bir insan buraya işte ne derece bir virüs yükü bıraktı. Biz yine de cansız yüzeyleri şeyi kabul ediyoruz ya, şüpheli kabul ediyoruz. Şüpheli çok kabul. Mantıksız değil. Ama şu, hiç kimsenin deyip dolaşmadığı bir yer. Şimdi tavan. Tavan bunun için bir risk değil. Ama toplu taşıma araçlarının tutacakları bir risk. Çünkü gün içerisinde yüzlerce insan iniyor, biniyor, iniyor, biniyor, ona dokunuyor. Biraz önce eline hapşırdı belki, biraz önce eline öksürdü, ondan tuttu. Tamam, oradan sen belki 5 saat sonra tutsan sana bulaşmaz ama 2 dakika, 5 dakika sonra tutsan bulaşabilir. Bağda bahçede çalışma böyle, hava yoluyla bulaşmıyor. Yani buradan ben bir öksürdüm, bu stüdyonun hepsine yayıldı. Allah, bir de rüzgar varmış. Rüzgar da aldı götürdü diğer mahalleye. Böyle değil. Yani normal öksürme, hapşırma yoluyla ortaya çıkan parçacıklar, büyük parçacıklar, damlacık yolu dediğimiz bu. Bunlar yere düşüyorlar.
Çok uzaklara gidemiyorlar. Havada asılı kalamıyorlar. Havada asılı kalma çalışmaları falan yapıldı. İşte havada saatlerce asılı duruyormuş. O çalışmanın dizaynında mikropartikül aerosol oluşturulmuş. Yani bu virüsü taşıyan hasta olan kişilerin doğal yolla öksürüp hapşırmasıyla çıkardığı şeyle aynı değil o. O bambaşka bir şey. O yüzden dış ortama çıkabilirler. Evet. Yalnız dış ortama prensip olarak çıkmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa dış ortamda şimdi bunu söylediğimiz zaman insanlar aleyhimizde de kullanabiliyor. Yani dış ortamda virüs bulaşmaz tamam ama sen o dış ortama ne yazık ki ışınlanarak gitmiyorsun. Yani ben diyor sahildeyim balık tutarken bana ne olacak ki? Tamam o konuda haklısın da çevrende çok insan da yok. Tamam sosyal mesafen de güzel. Onu da anladım da sen oraya ışınlanarak mı geldin? Bir toplu taşıma aracına bindin belki. Belki metroya bindin geldin. Belki o ara birileriyle işte tokalaştın. Belki unuttun sarıldın. Farkında olmadan enfekte kontamine bir yüzeye temas ettin. Tiroid operasyonu olmuş olmak bu konuda kronik hastalık olarak kabul edilmez. Hı hı. Bunu da söyleyelim o zaman. Şimdi bir taraftan tabii bunları konuşuyoruz ama dedik ya hani o hal olsa bile çalışacak insanlar var bu hayatta. Ya zaten az önce Faik Bey de söyledi, Süleyman Soylu'nun da açıklamasıyla beraber şu anda ülkemizde hayatın %81'i durmuş durumda. %19'luk bir kapasiteyle ilerliyoruz. Ki bunun birçoğu da muhtemelen o halde de devam edecek. Ki olursa ülkemizde böyle bir durum yok. Bir taraftan sağlık çalışanlarına buradan yeri gelmişken, şimdi bunu çokça söyledik ama sizinle beraber tüm sağlık çalışanlarına buradan kocaman bir teşekkür gönderelim. Biz hastanelerden kaçarken, ne bileyim işte doktora gitmekten biraz böyle huzursuz olurken siz sürekli hastanedesiniz. Hani branş ne olursa olsun hastane ortamı biraz daha farklı ve belki hani duyduğumuza göre, belki sizlerde de vardır bunu uygulayan bilmiyorum. Evlerine gitmek istemeyen, ailesiyle aynı yerde kalmayan doktorlar, sağlık çalışanları var. Onlar sürekli bununla burun buruna yaşıyorlar ve bunun ne kadar süreceği belli değil. Sayın Bakan da söylüyor, ilk hasta olacaklardan biri de maalesef evet, sağlık çalışanlarımız. Tüm Altaş ailesi olarak teşekkürlerimizi sunalım buradan bir kere daha. Allah hepinizin yardımcısı olsun, güç kuvvet versin. Peki onların psikolojisi? Şimdi sağlık çalışanları, biz de sağlık çalışanıyız. Endişeleniyoruz tabii çünkü günümüzün çoğu hastanede geçiyor. Daha riskli gruplar var, bölümlere göre değişiyor. Ama şimdi evde de bir aile var. Sosyal izolasyon tamam ama işte eve gidip o hastalığı diyelim, evde yaşlısı olan var. Hani bulaştırmaktan bir korku oluyor. Tabii sağlık çalışanları daha iyi önlemler alıyor bu konuda, sonuçta bilgiliyiz. Ama en büyük korkumuz işte kendimiz de tamam bulaşabilir. Sonuçta benim mesleğim bu, riskli bir şey. Ama işte ya anneme, hı hı, evde değil mi, yaşlı annem var, ona bulaşırsa, ya çocuğa, eşime bulaşırsa gibi kaygılar oluyor. Bir de şuna da değinmek istiyorum özellikle. Bunu hani doktor, hekim, işte hemşire arkadaşlarla da, sağlık çalışan arkadaşlarla da paylaşıyorum. Şu sosyal medya. Aslında bence sosyal medya izolasyonu da yapmamız gerekiyor bu süreçte. Çünkü sürekli bu haberlerle iç içeyiz. Hı hı. Sürekli işte ne olmuş, işte Çin'de şu olmuş, İtalya'da, evet, bu olmuş, orada bu kadar olmuş ve gerçekten çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bazı sağlık çalışanlarının da hastanelerde çektiği görüntüler, detaylar oluyor bu bazen. İşte sosyal medya üzerinden, WhatsApp gruplarından da birçok insana ulaşıyor. Tabii. Aynen. Yani mesela şimdi hepimizin WhatsApp grubu var. Şöyle oluyor. Bir WhatsApp grubuna geliyor böyle videolar. İşte olumsuz şey. Sonra biri atıyor, diyor ki o yalanmış aslında. İşte gerçek değilmiş. O kadar çok var ki ben hani onu kısıtlamak gerektiğini. Zaten Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanımız çok güzel açıklıyor. Yani her gün bilim kurulu toplanıyor. Yeni kararlar alınıyor. Güvenmek lazım. Kesinlikle hani güvendiğimiz bilgi, sağlam bilgi kaynaklarından biz sağlık çalışanları olarak da kesinlikle bu çok önemli önce. Yani günde bir kez ya da iki kez herkes için. Sürekli değil, değil mi? Sürekli değil. Yani bir kez, iki kez hani durumu zaten Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını biliyoruz. Hı hı. O gün işte ne zaman açıklayacaksa o saatte dinlemek yeterli. Evet. Bir de birbirimizi çok şey yapıyoruz.
İşte şöyle olmuş, böyle olmuş, evet, hep evet. Kulaktan duyma şeylerde. Şimdi bu arada çok hani sosyal izolasyon sebebiyle çok telefonda konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz ve herkes birbirine bunu anlatıyor. Aynen. İşte mesela bunu Sayın Bakan'a da sordular. Sokakta bayılan bir vatandaşın fotoğrafını çekip işte koronadan öldü diye. Evet. Bu çok vatandaşa çok hızlı gidiyor iletişim çağında olduğumuz için. Bambaşka sonuçları da var. Kesinlikle. Mutlaka sağlık çalışan bir tabii çalışma şekli de biraz değişti. Onlar artık daha uzun saatler belki eve gitse de telefonlarınız susmuyordur. Buraya geldiğinizden beri de birçok görüşme yaptınız. Hani bu boyutu da var. Ve ne zaman biteceği de belli olmayan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden diyoruz ki bir kere daha Allah hepsine kuvvet versin. Şimdi şöyle zaten düzenlemeler ona göre aslında hani sağlık sisteminde de yapılıyor. İşte hani nöbetler ona göre ayarlanıyor. Hani yorulmasınlar, bağışıklık. Çünkü yorgunluk da bağışıklık sisteminde düşürüyor, stres de düşürüyor. Onun için hani ona yönelik önlemler de alınıyor zaten. Hani vardiyalı işte birbirlerini dinlendirecek şekilde çalışma sistemi. O çok önemli bir şey. Ama hani bir de bir hayatımız daha var. Yani şimdi diyoruz ya işte evde kaldık, tıkıldık. İşte artık dışarı çıkamıyoruz. Tamam hani dışarıda bir hayatımız vardı ama şimdi çoğunluğunu evde geçireceğimiz bir hayatımız olacak. Hani bir süre sonsuza dek devam etmeyecek. Bir sürü kriz dönemler oluyor, depremler yaşanıyor. Bir sürü felaket bir şekilde sonunda çözülüyor. İnşallah bir an önce tedaviyle ilgili şeyler de yapılıyor. Durulmuyor yani sadece beklemiyoruz. Onun için yani ne yapılabilir? Yani şimdi onu biraz şey gibi oldu artık toplumda. Sadece bu var. Yani sadece virüs var. İşte eve giriyoruz virüs. İşte haberlerde onları hani hep devamlı izliyoruz, takip ediyoruz. Ama öyle bir şey değil. Yani bizim başka rollerimiz de var. Atıyorum tamam biz sağlık çalışanıyız. Hastanede doktoruz. Ama hani eve geldiğimizde diyelim anne rolüm var. Evet. İşte kardeş rolüm var. Hani onlara devam etmem gerekiyor. Mesela biraz kaygı ne dedik? Normal. Evet. Yani kaygılanmamak zaten iyi bir şey değil. Böyle bir durumda kaygılanmamak garip de bir şey. Yani hiç kaygısı olmamak da garip bir şey. Bu kadar da rahat olmayalım. Yani hani çünkü o zaman önlem de almaz kişi. Aynı bana bir şey olmaz der. Bir de çok aşırı kaygı da şöyle. Kişilik özelliğine göre tabii bunlar değişiyor. İşte aşırı kaygılı kişi de şey şöyle düşünüyor. Diyor ki bu gelir beni bulur. Kötüyü yani. Çağırma deriz ya. Evet. Hani yani şimdi o hep böyle bir şey olduğu için işte değersizlik şemalarıyla alakalı. Yani bu işte kimseye bir şey olmaz kesin bana olur gibi. Hani böyle düşünen kişiler de var. Onun için yani ona bizim bir hayatımız daha yani bizim hayatımız sadece dış ortam değil. Hani virüs değil. Hani işte çocuğumuz varsa onun gelişimi önemli. Yani onun bundan en az nasıl etkileneceğiyle ilgili. Hani ona yardımcı olmak önemli. Biraz orada şey yapıyoruz. Hiç dışarı çıkmayan insanlar, normalde hani dışarı çıkmayı sevmeyen insanlar tabii bir şeyi kısıtladığınız zaman tatlı hale geliyor. Diyor ki değerli işte oldu. Hiç çok bunaldım falan. Evet. Diyoruz ki hani sen zaten hani dışarıyı sevmezdin, çok evde kitap okumayı daha çok severdin. Yok hayır işte çok bunaldım. Böyle şeyler de var. Yasakların tatlı gelmesi. Aynen tepkiler de var. Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun hocam, lütfen. Sosyal medyadaki görüntülere, izleyicilere de şunu söylemek istiyorum. Yani bu hastalığın bir süreci var. Bir evreleri var. Yani hani sokağın ortasında pat diye insanların öldü ya da bayıldı görüntüleri. Bunlara kesinlikle ama kesinlikle inanmasınlar. Burada bir şey soracağım. bu çok konuşuluyor ama benim de çok merak ettiğim bir şey. Yani hani o yüzden bir kere daha konuşalım istiyorum. Belki toplum bunu bir yüksek oranda geçirecek önümüzdeki sürece de bakıldığında. Çünkü yeni bir virüsle tanıştık. Bundan sonra insanlar bu konuda hasta olmaya devam edecekler. Ama hissetmeden geçirme ihtimalimiz var mı? Yoksa şöyle, hayır bu virüs size bulaştığında mutlaka anlarsınız, anlamama ihtimaliniz yok. Çünkü böyle görüşler dinliyoruz zaman zaman. O yüzden şimdi soruyorum. Ben bir giriş yapayım, sözü Celali Hocama bırakayım. Şimdi bu virüsün 4 ayrı aşaması var, 4 ayrı seviyesi var. İlkine asemptomatik diyoruz. Yani kelime anlamı olarak semptom yok. Ama belirtin. Bu semptom yok çok geniş bir yelpaze. Yani hafif semptomlar olabilir. Ya bir ufak bir kırgınlık olabilir. Ya da bir burun dolgunluğu olabilir. Ya da kendinizi farklı hissedersiniz yani. Ya da çok çok hafif olduğu için kendiniz bunu önemsemeyebilirsiniz. Bu asemptomatik dediğimiz grup. İşte risk faktörü olmayan hastalarda asemptomatik grup
daha çok gözüküyor. Yani %70-80'lerde asemptomatik grup. Aslında oran olarak da çok yüksek. Tabii ki. Genç popülasyonunuz, genç nüfusunuz varsa, kronik hastalıklarınız azsa, yaşlı nüfusunuz azsa virüsün büyük bir bölümü bu şekilde seyredecektir yani. Hani normalde zaten daha önce başka virüslerden biz bunu yaşıyoruz. İşte nezle virüsü, grip virüsü, bunlardan bunu aslında görebiliyoruz. İkinci grup bizim daha çok tanı koyduğumuz grup. Bu grupta ne oluyor? Öksürük oluyor, boğaz ağrısı oluyor ve ateş oluyor. Bunların tabii oranları değişiyor. Kimisinde öksürük artı ateş oluyor. Kimisinde öksürük oluyor, boğaz ağrısı oluyor. Üçüncü grup bunlara solunum sıkıntısının eklenmesi. Daha önce bahsedildi. Bu akciğer enfeksiyonu ya da zatürrenin bulgularının eklenmesi. Dördüncü grupta artık hastanede görebileceğimiz grup, bu kritik grup dediğimiz yoğun bakım ihtiyacı olan, solunum cihazına bağlanan grup. Ama dediğim gibi yani bu enfeksiyonun çok büyük bir bölümü aslında bizim toplumsal bağışıklığımızı sağlamak için asemptomatik ya da semptomların çok az görüldüğü grup. Belki de bir zaman gelecek böyle nezle gibi, hani hiç doktorla bile görüşmeden atlatabilir miyiz Sayın Hocam? Tabii bu ona dönüşecek. Ama ne kadar dönüşse de yine yaşlı hastalarda muhtemelen bu suç ortadan kaybolup şey olmazsa, bir mutasyon geçirip ortadan kaybolmazsa bu suç, bu salgın yapma özelliğini kaybedecek. Ama yine yaşlı hastalarda zaman zaman böyle sporadik dediğimiz salgın olmayan ölümcül seyredebilecek. Yani şu anda gripten yine belli risk grupları, grip zatürresinden, buna bağlı solunum yetersizliğinden, dünyada şu anki COVID-19 vakalarının kat üstünde her yıl ölümler yine görülmekte. O şekilde dönüşecek. Çoğumuz, çok büyük çoğunluğumuz soğuk algınlığı şeklinde geçireceğiz. İleriki yıllarda ve büyük ihtimalle. Çünkü bir toplumsal bağışıklık oluşacak. Evet. Toplumsal bağışıklık oluşacak. Böylece virüsün önünde toplumda dalga dalga yayılmasını engelleyen bariyerler olacak. Bunlar dirençli, daha önceden geçirmiş kişiler olacak. Şu anda aslında bu virüsün yayılabilme kapasitesi, bulaşabilirliği bilimsel olarak bir kızamık gibi değil. Mesela bir su çiçeği gibi değil. Bir kaba kulak gibi de değil. Yani onlar daha da bulaştırıcı. Bulaştırıcılık şeyi aslında daha da fazla. Mesela kızamık olmuş bir kişi eğer önlem alınmazsa 17-18 kişiye bulaştırabiliyor. Bu hastalıkta koronavirüs, bu COVID-19'da ise işte 2 ila 5, yaklaşık bir kişinin 3 kişiye bulaştırabildiği şey olarak, klasik olarak kabul ediliyor şu anki verilerle. Bunun istisnaları var ki bir kişinin 1000 kişiye bulaştırdığı da oldu. Yani bir kapalı bir alanda toplu tarikat ayini, evet, gibi bir, evet, şey yapıldı ve bir kişiden ülkedeki sönmüş salgını bir kişi yeniden alevlendirdi. Öyle bir patlamaya neden oldu. O ekstrem durumları saymazsak virüsün bulaşabilirlik kapasitesi çok çok böyle bir kızamık düzeyinde falan değil. Değil aslında. Ama sorun şu ki önünde bütün insanlar buna açık. Şey yok, bağışık insan yok. Herkes duyarlı, herkes hedef. O yüzden çok daha rahat yayılıyor. Yeni tanıştık. Evet. Evet. Şimdi bir konu var. Şehrimizde de çok alakadar. Çünkü ilk defa Ordu'da hayata geçirildi ve vatandaşların işte dezenfeksiyon konusunda hizmetine sunuldu. Dezenfekte tünelinden bahsediyorum. Faik Hocam, sizle başlıyorum. Şimdi bununla beraber hemen Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan çok hızlı bir açıklama geldi ve dedi ki, yanlış olmasın, tam ifadeyi okuyayım. Dezenfeksiyon sırasında hem korona hem de tüberküloz mikrobu gibi daha tehlikeli hastalıklara yol açan mikroorganizmaların havaya karışarak başka kişilere bulaşma riski ortaya çıkıyordur. Şimdi bunu bir konuşalım. Bir taraftan evet, yerli ve milli ve insan sağlığına hiçbir zararı yok diye bir tanıtım yapıldı tabii bununla beraber. Vatandaşın da çok ilgisini çekti. Siz ne dersiniz?
Şimdi bunda Sayın Hocamızın, Bilim Kurulu Üyesi Hocamızın söylediği, yani durgun ve durağan bazı sularda enfeksiyon riskinin artması. Yani orada tankta bekleyen, bu dezenfektan bile olsa veya dezenfektan iletildiği tüm yollarda artan bir enfeksiyon riskinden. Bunda da işte tüberküloz ve koronanın oralarda daha çok yerleşebileceğini ve bunda yayılmasına neden olabileceği. Bu karantinaya alınan bir gemiden 17. günde bile kabinlerde alınan sürüntülerde virüsün hala canlı kaldığı, o yüzeylerde nemli, daha uzun süre canlı kalabildiği görülmüş. İkinci zararı belki en dezenfeksiyon tünelinin, Celal Hocam söyledi aslında, yani bu tembel bir güven yaratıyor. Yani ben oradan geçtim, tamam artık temizim. Oradan geçtim ama öbür tarafa 5 dakika sonra şey olabilirsin, yani enfekte olabilirsin. Orada benle el sıkışırsın, hı hı, ya da bir bulaşmış bir şeye bulaştığın zaman. Bu tür uygulamaların zararı var mıdır? Evet, sağlık zararı varsa hani bunu söylemekte çekinmeyelim. Evet, olabilir. Bununla ilgili çalışmalar da yapılabilir. Kültürler de alınabilir. Eğer bunları burada ürüyorsa kullanılmayabilir. Evet. Ama toplum sağlığı açısından en önemlisi, hani biz bunlar yapıldığında, yani ben kendimi dezenfekte saymayacağım. Ya da siz oradan geçmişseniz siz de dezenfekte saymayacağım. Herkesin böyle düşünmesi lazım. Evet. Celal Hocam ne dersiniz? Belki bir, yani bir farkındalık oluşturma adına insanların temizliğe dikkat çekmesi adına bir faydası olabilir belki, ama onun dışında bir algı yönetimi. Evet, yüzeyel, yani ben koronavirüs hastasıymışım. O tünelden geçmemin başka insanlara bulaştırmamı hiçbir azalttığı şeyi yok. Yani azaltma özelliği olmaz. Çünkü bu benim solunum yollarımda, hücrelerimin içerisinde çoğalıp yine hücre yüzeyine çıkan ve benim öksürüğümle, hapşırığımla dışarı saçılan bir virüs. Veya başka türlü düşünelim. Ben hasta değilim. Biri işte öksürdü. İşte benim üzerimde, ceketimde var. Oradan geçtim, üzerimdeki ceketimdekini temizledi. Ve ben böylece hasta olmadım. Çok yani şey değil, pratikte olacak bir şey değil. Yani ceket giysi yoluyla bulaşmıyor yani. Evet, abartılacak nokta, evet, o değil. Yani evet. Aslında abartmamız gereken daha temizlik, kişisel hijyen önemlisi, evet, arttırmak. Yani aslında her yani bu akşam konuştuğumuz birçok şey şuna çıkıyor. Her şey vatandaşta bitiyor. Evet, önce bilincimizi kazanarak her şeye böyle virüs olabilme ihtimaliyle yaklaşacağız. Paniğe kapılmadan, korkmadan. Panik beraberinde farklı şeylere getirebiliyor. Çok konuşulan bir soru daha. Ne zaman bitecek? Hani havalar ısınsın da bir an önce kurtulalım diye bir şey, bir algı var. Mart ayı da gayet böyle kış ayı gibi geçen bir bahar ayı olması sebebiyle. Herhalde bunu buyurun dünyada hocam, bilen yoktur şu anda. Çin bitirdi. İşte Çin'de bile şu an halen işte günde 40-50 yeni vaka ortaya çıkıyor ve yeni ölümler de devam ediyor azalmakla beraber. Ama Çin dünyada şu anda en az yeni vaka olan ülkelerden birisi. İnanılmaz sıkı tedbirlerle, yani zoraki tedbirlerle belki bunu bastırdılar. Belki yeniden de bir alevlenecek, onu da bilmiyorlar. Kendilerinde bazı endişeleri var. Yeniden alevlenmesine yönelik geçenlerde Çin bütün dünyadan şeyi kapattı. Sınırlarını. Evet. Yani sınırlarını Çin kapattı. Konusunda bazı şeyler var. Hani Çin biliyorsunuz yani totaliter bir rejim ve totaliter rejimin dışarıya bilgi vermediği, evet, aslında hala enfeksiyonların devam ettiği. Çin'in eski Hong Kong medyasında Çin'le ilgili haber alınabilecek tek yer Hong Kong. Hong Kong hemen karşısında Shenzhen diye yaptıkları bir şehir var. 30 bin nüfuslu bir yerden 30 milyon nüfuslu yeni Hong Kong yaptılar. Yani ve buradan Hong Kong'tan Shenzhen'e sadece feribotla geçilebiliyor. Bütün dünyaya Çin'le ilgili sağlıklı bilgiyi Hong Kong medyasından alabiliyorsunuz. Ve onlar yazıyor ki böyle bir şey yok, Çin'de bu vakalar devam ediyor. Ama bu psikolojik savaşı Çin kazanmak için, her yere ben yardım ediyorum demek için böyle bir psikolojik savaşı oynuyor. Burada toplumsal, kişisel sorumlulukların yanı sıra devletlerin de sorumluluğu var. Hani herkesin şeffaf olması lazım.
hocam dediği gibi bu bilgileri paylaşması lazım. Hepimiz paylaşırsak ancak bunu kontrol altına alabiliriz. Bugün İngiltere önce ben dedi hiçbir denetim yapmayacağım, sürü bağışıklığına bırakıyorum dedi. Sonra sokağa çıkma yasağı aldı. Bugün İngiliz Başbakanı'na, Boris Johnson'a tanı kondu, COVID-19 tanısı. İngiliz medyası diyor ki, hayır, hala diyor insanlar sokağa çıktığı için işte ünlülerine, işte başbakanına, ona buna tanı kondu diye dikkat çekmeye çalışıyorlar. Rusya sınırlarını kapattı, Çin sınırlarını kapattı. İkinci bir fasit döngüye girip tekrar ikinci bir enfeksiyon vakaları yayılmasın diye. İtalya bildiğim kadarıyla dünyanın ikinci en iyi sağlık sistemine sahip bir yer. Fransa birinci sayılır bu işte hemen hemen. Ve Kuzey İskandinav ülkeleri. Amerika yanılmıyorsam dünyada 37. sıradadır. Yani en kötü sağlık sistemine sahip şekilde bu yakalananlar. Önümüzdeki dönemde en yüksek ölümleri Amerika'da göreceğiz. Vaka sayısı hızla artıp orada daha büyük sonuçlar, daha yıkıcı sonuçlar alınıyor. Şimdi burada devletler şeffaf olmadıkça tedbir alınması ve enfeksiyonun kontrol edip bitirilme noktasına gelmesi çok kolay görünmüyor. Çünkü herkes kendine göre bir tedbir alıyor. Almanya bu işi ilk, ben de öyle zannettim, belki siz de öyle zannettiniz bilmiyorum. Çin'de olduğu zaman zannettik ki biz SARS gibi, MERS gibi orada kalacak sanıyorum. Orada olacak, orada sönecek. Evet, nereden başımıza geldiğinde İtalya'yı patladığında anladık ki ya bir dakika bu bizim kapımıza gelmiş. Ya bize bir süre gelmedi dedik. Sonra baktık bizim kapımızı da çalmış. Şimdi onun için hani bu vaka yönetimini Almanya şöyle yapmış yani. Bize gelmemiş diye, gelmeyecek diye bakmamış. Hemen 36 milyar euro tutmuş Sosyal Güvenlik Kurumu'na para aktarmış. Ve bütün ekiplerini Çin'deki vakaların sonuçlarını değerlendirmek üzere göndermişler. Şimdi bile yaptıkları test sayısıyla haftada 500 bin kişiye test yapıyorlar. Ayrıca etkilenmiş oldu. Ne kadar kişinin etkilenmiş, etkilenmediğinde antikor testleriyle anlamaya çalışıyorlar. Ve 25 bin olan bu 36 milyar euro aktardıklarıyla bütün malzeme eksiklerini tamamlamışlar. 12 bin tane daha ventilatör almışlar. Bugün en düşük ölüm oranı Almanya'da, %1'lerde. Bizde bile %2,5'da yanılmıyorsam. Almanya'da da artmaya başladı. Yalnız. Almanya aslında en yaşlı nüfus, yani %25'i yaşlı nüfus. İtalya'nın %23 yaşlı nüfus. Avusturya yine öyle, %25'te yaşlı nüfus. Ölüm oranı oralarda da fazla olacaktır, daha da artacaktır. Ama belki demin söylediğin logaritmik iyileşme belki onlarda daha hızlı olacaktır. Daha yüksek vaka sayısı ama daha çok iyileşen sayısı olacaktır. Ben bağışıklanma ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben gelmeden önce bu SARS-CoV-2'yi konuşuyoruz. Ya SARS-CoV-1'de ne oldu yani? SARS'ın birinci işte pandemisinde ne oldu diye bir baktım. Şimdi bunlar RNA virüsleri. Maalesef bir hoca çok güzel bir tanım var. RNA virüsü namert virüstür. Yani bağışıklanma sonrasında bağışıklama ve hastalığı tekrar geçirme, bağışıklamanın olmaması ve hastalığı tekrar geçirme riski olan bir virüs. SARS-CoV'da bu birincisinde 6 sene sonra bakmışlar hiç hastaların antikor düzeyleri sıfıra inmiş. Yani tekrar enfekte olsalar tekrar bu enfeksiyonu geçirecekler. Antikorları çok çok düşmüş. RNA virüslerinin genel özelliklerinden dolayı. Şimdi, hocam yanılmıyorsam onda insandan insana bulaş yoktu COVID-1'de. İnsandan insana bulaşma. O mis kedilerinden insana bulaşmış. Evet. Ya ama sonrasında... MERS'te bulaşım vardı. MERS'te hörgüçlü develerden insana, insandan insana bulaşmıştı. SARS-CoV-1 de insandan insana bulaştı. İnsandan insana bulaşıyordu. Toplam 8 bin kadar dünyada vaka oldu. Ama onu güzel sınırladılar. MERS de bulaşıyordu ama o daha da zor bulaşıyordu. Yani onun şeyi çok daha birin altındaydı onun resifırı. Evet yani bir insan bir kişiyi ancak enfekte edebiliyordu. Şimdi bağışıklanma ile ilgili şimdi herkesin aklında ya bir aşısı çıksa da hani aşısı bulunsa da şimdi ben buradan aşı karşıtlarına seslenmek istiyorum. Hani hani aşı karşıtı oluyoruz işte yani kızamık aşısına karşı çıkıyoruz ya da süt çayı aşısına ya da farklı aşılara karşı çıkıyoruz. Şimdi bakın bu dönemde hepimiz ne diyoruz? Bir COVID'in aşısı olsa da herkes pasif bağışıklanmayı yapsa antikor düzeyimiz yani duyarlanma ortadan kalksa gibi düşünüyoruz. Ya demek ki aşının önemi burada bir kez daha ortaya konuyor. Aşı karşıtlarının da hani hipotezleri ya da işte bu hayata karşı bakışları aslında bu o içinde bulunduğumuz dünyada ve düzende artık hani bir miktar kendilerini check etmelerini hani ben öneriyorum. Şimdi şeyi konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. Gerçekten Türkiye
sınırlarımıza SARS-CoV-2'nin gelmesini epey engelledi. Süreyi epey uzattı. Fakat o dönemde de biz çalışmalar yapıyorduk. Hem Sağlık Bakanlığı'nda hem İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Yani çeşitli pandemi planları yapıyorduk, çeşitli toplantılar yapıyorduk. İşte bu kit meselesi var şimdi. Virokit temin etme konusu, hastalara tanı koymak için işte bu kitleri kullanıyoruz. Bunlarla tanı koyuyoruz. Tabii talep çok olduğu için bu kitlere dünyanın her tarafından talep var. Sadece o kitleri Türkiye kullanmıyor. Almanya kullanıyor, İtalya kullanıyor, Amerika kullanıyor. Bütün ülkeler, 190'a yakın ülke bu kitleri kullanıyor. O yüzden bunların temininde bazen tabii şeylik olabilir, zorluk olabilir ama biz hastane olarak, il olarak sadece kitin pozitif veya negatifliği ile hastaları takip etmiyoruz. Bizim de bir hekimlik ve işte hasta klinik progresyon süreçlerimiz var, klinik yaklaşımımız var. Hastaları ayıklama, bu hastalığın seyriyle ilgili bir takım deneyimler edindik. İşte Çin verilerini baktık, Çin deneyimlerinden işte efendim faydalandık, İtalyan deneyimlerinden faydalandık. Ya bilgi dağarcığı ve bilgi o hazinesi bu hastalık için gün be gün artıyor. Herkes bir yerden bilgiyi o hazineye bırakıyor ve biz de buradan gerekli bilgileri alıyoruz, hastaları takip ediyoruz. Şu anda yani hastanemizde bu hastaların ve Ordu'daki hastanelerde bu hastaların tanı konması ile ilgili, tedavi süreçleriyle ilgili şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Bunu ifade etmek istiyorum. Halkımız buradan orada halk müşteri olsun. Yani mesela ne kadar sürede bir tanı koyabiliyorsunuz hocam? Ya da olup olmadığı pozitif ben ya da negatif. Ben gönderdiğim çıkması. Testlerin sonuçlarını bugün öğrendim. Evet, 24 saat süreç ama tabii şimdi burada bakanlığın laboratuvar sayısının arttırması çok önemli. Birçok şehirde artık bu bakılabiliyor. 24 saate de efendim test sonucu geliyor ama şimdi Celal Hocam söyleyecektir. Ya klinik çok ciddi, barizse bu hastaları öncesinde tedavide yani o sonucu beklemeden başlayabiliyoruz yani. Hastalarımızın bazılarına hastanın öyküsü, temas öyküsü, evet. Yaşı, altta yatan hastalığı, tomografi bulgusu, laboratuvar bulguları, hastanın şikayeti, hali, yani hekim olarak sana hissettirdiği bütün hepsini topladığın zaman, klinik, biyokimyasal ve radyolojik bulgularla hepsini topladığın zaman ben senden şüpheleniyorum, sen büyük ihtimalle COVID-19 hastasısın dediğimiz zaman tabii bunun ağırlığına, hafif şeyine, şiddetine göre de hafif hastalarda tedavi zaten önerilmiyor. Evet. Zatürre yapmış olanlarda tedavi başlıyoruz. Yani, sonucu beklemeden evet, tedavi başlıyoruz. Test sonucun kadar klinik bulgularda çok önemli. Hatta hastanın ilk testi bir geliyor. Negatif. Negatif. Ama biz bununla hemen tamamen yelkenleri suya indirmiyoruz. Hı-hı. Yani hastanın tedavisine devam ediyoruz. İkinci testi gönderiyoruz. Hı-hı. Yani sadece böyle bu çok mekanik bir şey değil. Yani test gönderdim, negatif, sen hasta değilsin. Pozitif, sen hastasın. Böyle değil. Bu test zaten böyle çok, test sayısını arttıralım diyorlar da bu test böyle çok çocuk oyuncağı bir test değil yani. Böyle herkesin yapabileceği bir test değil. Her mikrobiyoloji uzmanının da yapabileceği bir test değil. Yani üst düzey bir test. PCR testi üst düzey bir test. Ve bundan günde binlerce yapabilmek için, tabii şu anda ben dün gönderdiğim örneklerin sonuçlarını bugün aldım ama bazı merkezlerde aynı süratle olamayabilir. Çünkü büyük merkezlerde biz diyelim Ordu'dan örnek veriyorum 20-30 tane, 50 tane, 100 tane gönderdiysek orada belki işte 1000 tane örnek gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bir testin çalışılması saatler sürüyor. Yani 3-4 saat kadar süren bir test ve özel ekipman ve özel personel bununla ilgili tecrübeli, deneyimli üst düzey bir çalışan gerektiriyor. Evet. Şimdi burada, bu akşam şu testle ilgili bir son bir hani katkı yapmak istiyorum. Hı-hı. Şimdi Ordu'ya hızlı antijen testleri de geldi. Hani şu anda popüler işte medyada hızlı antijen testi gelecek mi? İşte 1-2 saat süreçte işte vakanın olduğu yerde direkt şeyi koyabilecek miyiz? Şu anda hastanemizde de hızlı antijen testi var. Ordu'da da hızlı antijen testi var ama hızlı antijen testlerinin sensitivitesi dediğimiz duyarlılığı bu PCR kadar yüksek değil. Evet, az yüzden, önce Faik Hocam da onu evet, başlarken biz, onu söylemiştim. Evet, yani bu yani duyarlılık arasında bir fark var. PCR daha duyarlı,
hızlı antijen testi bize fikir verir. Ama hiçbir zaman hiçbir hekim, yani hekimlik sanatını yaparken testlere tabii ki bize faydası olur, kliniğe katkısı olur, tanıya katkısı olur ama testlerle iş yürümez yani. Klinik seyir veya klinik değerlendirme, yani hekimlik sanatı ön planda. Ama şu an daha pratik olarak bu hızlı antijen testlerini biz kullanmaya başlamadık. Halkımız ben hastaneye hemen gideyim bir test yaptırayım demesin. Bu noktada yani değiliz. Akın size sakın soruyorlardır illa ki hani 15 dakika falan. Hayır, sakın bu, öyle böyle bir şey de öyle bir akın olmasın. Tabii ki. Bu çok yanlış sonuçlara neden olur. Yani, evet, yapmıyoruz yani öyle bir hızlı antijen testi şu an yapmıyoruz. Çünkü düşünün daha bu hasta bu virüs ortaya çıkalı 3-4 ay olmuş bütün dünyada. Daha virüs daha yeni tanınıyor. Buna karşı bir işte tanı testleri, kitleri üretiliyor. Apar topar üretiliyor, apar topar kullanıma sürülüyor ama ondan sonra bazıları geri çekiliyor, bazıları işte çalışmıyor, tabii, yanlış sonuç veriyor. Yani bütün dünya daha bunu öğreniyor. Gün gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi dedim ya az önce birçok şeyi konuştuk bu akşam ve şunu ben bir kere daha sizden duydum. Günlerdir yapılan çağrıların da üzerine bence çok yerinde oldu. Her şey vatandaş tabii ki. Bunu birçok kişi, sizler söylüyorsunuz, bakanlar söyledi. Beraberinde tabii bu ülkeyi yönetenler bunu söylüyor, din adamları deklare etti, uzmanlar, sağlıkçılar derken herkes önce kendi o halini ilan edecek ve kendimize dikkat edeceğiz. Kendi izolasyonumuzu sağlayacağız. Bununla bitirelim. İlave etmek istediklerinizi alalım. Saat 22'de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak, ulusa seslenecek. Biz de canlı olarak ekranlara getireceğiz efendim, onu da belirtelim. Hakan Hocam sizden başlayalım, buyurun. Ben bu pandemi sürecinin biteceğini, güzel günlerin, güneşli günlerin geleceğini söyleyeyim. Yani hani sonuçta bir süreç bu ve süreç kesinlikle bir yerde tamamlanacak. Süresini şu anda bilmiyoruz ama vatandaşlarımız bu süreç sonucu tabii ki köylerine gidecekler, denize gidecekler, işte sahilde gezecekler. Bu sıkıntılı süreci en işte hafif zayiatla atlatmamızı diliyorum ben. Buradan vatandaşlarıma İyi akşamlar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Deniz Hanım size ilerleyelim. Ben de öncelikle önerilerimi yani kesinlikle sosyal medyadaki o bilgi kirliliğine çok fazla maruz kalmamalarını yani özellikle öneriyorum. Günde bir kez ya da iki kez yarım saatlik işte Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını bekleyebilirsiniz. Bilgi yani önemli doğru bilgi kaynaklarından bilgi almak önemli ve hani başka insanlarla illa yan yana olmak zorunda değiliz. İşte telefonla, işte konuşmalarla ilişkimizi yine sürdürmemiz, evet, sosyal desteğimizi yine canlı tutmamız gerekiyor. Evet. Birazcık sabır. Celal Hocam siz neler söylersiniz? Buyurun. Şu anda evden çıkmak için can atan insanlara seslenmek istiyorum ki sizin yerinizde olmak için çok şey verirdim. Keşke şu an benim de üzerime düşen vazife, keşke evimde oturmak olsaydı. Evet. Şu ironiyi de yapmayalım yani devlet bizi eve kapatsın. Devlet seni evden zorla çıkarmıyor ki. Devlet seni evde tutmak için de anonslar yapıyor her gün, anons yapıyor. Ve devleti sen neden sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor diye eleştiriyorsun. Evinde durduğu için bunu söyleyenler belki haklı olabilir ama insanımızın bir kısmı da hem sokağa çıkıyor hem de bunu eleştiriyor. Gerçekten siz kendi sokağa çıkma yasağınızı ilan edin. Ben annemle babamla telefonda görüştüğüm zaman İstanbul'da soruyorum. Sokağa çıkmıyorsunuz değil mi? Çıkmıyorsunuz. Yani denetliyorum, soruyorum. Benim için bu çok önemli. Yani şu bir hafta artık yavaş yavaş şu bilgiler de ortaya çıkmaya başladı Hakan Hocam. Hastalığın semptomatik olduktan sonraki ilk bir haftası daha bulaştırıcı. O yüzden şunu düşünün, sadece ve sadece bir hafta bile hayatı şöyle bir askıya alabilsek, herkes olduğu yerde bir durabilse kontrol altına alabileceğiz. İnşallah. Tek söyleyeceğim, lütfen kıymetini bilin, evinizde kitabınızı okuyun. Sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Evet. Faruk Hocam siz de yineleyin, bitirelim. Söyleyecekleri söyledik, tekrar tekrar söylendi. Tekrar tekrar söyleyeceğiz. Ama bu süreçten sonra eğer bu salgın şiddetlenirse bu konuda en büyük yükü göğüsleyecek olan değerli sağlık çalışanlarını, çok sevgili hocalarımıza, tüm hemşire kardeşlerimize, arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun, amin, diyorum.
Keşke biz de evde oturabilsek. Ama bu yükü önce bizler göğüsleyeceğiz. Belki bizler zarar göreceğiz. Ama inşallah bu bela da karşımızdan bir an önce gider diye. Hep beraber en az ayakta inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı gerçekten iyi ki geldiniz. Zaman zaman bir araya geliyoruz farklı konularla. Koronavirüsün farklı detaylarıyla konuşuyoruz ama bundan sonra tabii konuşmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız diyelim buradan bir kere daha. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bitiriyoruz programımızı. Gündem Özel'le karşınıza geldik. Birçok farklı detayını konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Saat 22'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa seslenişi var efendim. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. İyi akşamlar dileyelim buradan. Dedim ya önümüzdeki süreçte de biz bunu konuşacağız ama bir an evvel ülke olarak inşallah sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. Yine yüz yüze geleceğiz, yan yana geleceğiz. Bu bir süreç, illaki geçecek. İnşallah böyle en az zararla atlatalım millet olarak, ulusumuz olarak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. İnşallah güzel bir hafta sonu olsun sizler için. Havanın güzelliğine, ki yağmurlu geçecek pazar günü Ordu'da, yine de aldanmayalım, böyle evlerimizden çıkmayalım değerli izleyenler. İyi akşamlar diliyoruz.